nasıl diyeyim, hani konser başlamadan önce konser sonunda böyle bir sürü sesler olur ya, öyle bir şey de olabilir. Ya da gerçekten konser başladıktan sonra bir orkestranın size verdiği hani güzel bir melodi de olabilir. Bunu anlayıp çözümleyebilmemiz için biraz bu datayı analiz etmemiz lazım. Bunu analiz etmek için önce o sinir hücrelerini tek tek belirledik. Nerede sinir hücreleri var? Şu gördüğünüz oradaki yaklaşık 200-300 tane kadar sinir hücresi. Şu da yaklaşık 7 dakika sinir hücrelerin aktivitesi. Yani bunlar hücreler, bu da zaman. Daha böyle kırmızıya yakın renkler hücrenin ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Daha maviye ya da koyu maviye kaçan renkler de hücrenin aktif olmadığını ya da aktivitesinin baskılandığı anlamına da geliyor. Ne görüyoruz burada? İşte bazı şeyler var, görüyorsunuz. Şurada bir şeyler oluyor, şurada bir şeyler. Yani kırmızı renklere bakıyorum burada. Yani az çok bir şeyler var ama hani bunu bakarak anlamak gerçekten zor. Ve ki dediğim gibi bu sadece 300 kadar nöron. Beynin tamamına baktığımız zaman binlerce nöron var. Peki bunların aktivitesini nasıl ölçebiliriz? Bunun aktivitesini biraz daha anlayabilmek için biraz matematik kullanabiliriz. Mesela matematikte bir metot var işte. Kümeleme metotları, İngilizcesi clustering diyorlar işte. K-means clustering mesela kullandığımız metotlardan biri. Binlerce değişik clustering, yani kümeleme, gruplama diyelim, metotları mevcut. Onlardan bir tanesini, en basitlerinden birini uyguladığımız zaman şu gördüğünüz böyle karman çorman rastgele gibi olan aktivite, yine aynı hücreler bunlar. Aynı hücrelerin aktivitesine baktığımız zaman o analizden sonra, yani birbirine yakın olan hücreleri gruplayıp baktığımız zaman gerçekten bir desen görmeye başladık. Görüyorsunuz grup 1 bu mavi olan. Onlar mesela hani aktivitesini size bir şarkı gibi söylesem şöyle bir şey olabilir mesela. U falan değil mi? Mesela cluster 5, yani grup 5 mesela bunlar size bir şarkı söylese u falan. Yani bakıyorsunuz gerçekten aslında hücreler böyle kesinlikle şey değil, rastgele bir şeyler yapmıyorlar. Gruplar halinde aslında değişik şarkılar söylediğini fark ettik. Değişik şekilde aktivitelerini oldu. İlginç tarafı gruplandığımız zamanlar onları şeyi de fark ettik. Mesela birinci gruptaki nöronlar, burada maviyle renklendirilmiş olan nöronlar, aslında az çok haben olanın aynı bölgesinde yaşayan sinir hücreleri. Görüyorsunuz yerleri, yani bunlar lokasyonlarına baktığımız zaman gerçekten mavi grup az çok birbirine yakın. Ama diğerleri için de az çok bu doğru. Yani açık mavi mesela şurada, birazı bu tarafta. Yeşile baktığımız zaman burada, işte kırmızısı burada, işte bordo renkler burada. Ya yani hemen şeyi fark ediyorsunuz. Kesinlikle beyin rastgele bir şey değil, çok organize bir şey ve sadece şarkı söyleyen sinir hücreleri beraber şarkı söylemiyorlar, aynı yerde de yaşıyorlar, yani yerlerine baktığımız zaman. Bu tamamen içsel dinamiklerle oluşan bir aktivite, en başta bahsettiğim gibi. En başta şeyi de göstermiştim, yani koku mesela. Yani işte yemek kokusu verdiğiniz zaman ne oluyor bu sisteme? Tamamen bu sistemin yani nasıl diyeyim, rest, dinlenme halindeki durumu. Bakalım kokuyu verdiğim zaman sistem nasıl cevap verecek bize? Şu siyah oklarla gördüğümüz her zaman durumunda öğrenci şey verdi, koku verdi bu sisteme, haben olaya, balığın burnuna yani, balık yaşıyor. Ve gördüğünüz gibi bu kokuya olan, yemek kokusuna olan cevaplarını görüyorsunuz burada. Yine işte grupladık nöronları ve aktivitesin hani yerlerine baktık bugün ve şeyi fark ettik. Yani normal durumda, dinlenme durumunda diyeyim, aynı şarkıyı söyleyen sinir hücreleri şurada gördüğünüz, dışarıdan bir koku verdiğimiz zaman da aynı şekilde cevap veriyor. Yani aynı gördüğünüz, neredeyse şu mavi hücrelerle bu mavi hücreler neredeyse birbiriyle inanılmaz derecede örtüşmüş durumda. Bu biraz şeye benziyor. Yani mesela bir gül kokusu düşünün. Mesela kapatın gözünüzü, gül kokusu düşünün, tamam mı? Düşünüyorsunuz. Evet, açın gözünüzü. Şimdi bir gül kokusu gelse aslında, yani gerçekten bir gül kokusu gelse, o gül kokusunun yaptığı şey beyninizde zaten var olan desenleri çağırıyor. Yani elbette ki hani gülün olması bir şeyler yapıyor beyninizde ama orada koku olmasa bile o kokunun benzeri desenler beyninizde az çok gidip geliyor. Yani hani nasıl diyeyim, beyniniz böyle çok boyutlu bir multidimensional space İngilizcesi, yani çok boyutlu olduğunu düşünürseniz o gelip giden desenlerin bir kısmı dışarıdan gelen duyularla çağrışıma girebiliyor ve direkt bir anda böyle ortaya çıkıyor. Bunları mesela nasıl analiz ettik? Şeyi sorduk. İki tane sinir hücresi aynı gruptaysa burada, iki tane sinir hücresi aynı hücreler aynı grupta kalabiliyorlar mı diye sorduk önce. Evet, hücrelerin yaklaşık yüzde işte 42'si 43'ü falan aynı grupta kalmayı tercih ediyor. Bu da ne demek oluyor? Dediğim gibi hücreler aynı şarkıyı söylüyorlarsa dinlenme durumunda, dışarıdan bir duyu geldiği zaman da
yine aynı şekilde cevap veriyorlar. Bu da şans, yani şans eseri ne kadar olabilir bu? Gördüğünüz gibi bayağı bir farklı. Şeyi sorduk mesela, hücreler birbirine yakın bir yerde yaşıyorlarsa aktiviteleri ne kadar benzer birbirine? O benzerliği de correlation denen bir şey ölçümle belirledik. Pearson's correlations. Correlation demek, yani correlation yüksekse hücreler birbirine gayet senkronize. Correlation çok azsa kesinlikle senkronize değil. Correlation negatifse bunlar tamamen birbirle anti-senkronizeler. Yani birbirinin tamamen ayrı birbirlerinden. Ve görüyorsunuz şu mesela, pardon ekranımı ben göremiyorum da. Şu aşağıda gördüğünüz mesela alt kısımdaki birbirleri arasındaki mesafeler, benzerlikleri. Ve hücreler birbirlerine ne kadar yakınsa, yani mesela diyelim şu iki hücre birbirine çok yakın, onların aktivitesi birbirine çok yakın, çok benzer, çok senkronize. Sinir hücreler arasındaki mesafe arttıkça benzerlikler, gördüğünüz gibi şuradaki eğrinin azalması gibi, azalıyor. Bu da ne demek oluyor? Dediğim gibi sadece aktivite şarkı gibi hani temporal bir senkronizasyon yok. Hücrelerin yaşadığı yerler de birbirine yakın. Ve bunun biraz sonra nedenlerini de tartışırız. Bunun gelişimine baktığımız zaman sistemin. Bu sırada İsviçre'den farklı bir grup şöyle bir makale yayınladı. Habenol'daki moleküler seviyedeki benzerliklere baktılar. Ve mesela işte şunlar genler. İşte Wnt denen mesela gelişimle ilgili olan bir gen var. Görüyorsunuz ne kadar aynı geni ekspres eden sinir hücreleri yaklaşık aynı yerlerdeler. Şu farklı bir gen, işte şu farklı bir gen, mesela kis peptin diye bir peptin var burada. İşte değişik baktığınız zaman şey gördük, yani bu onların çalışması da bizim çalışmamız değil ama bizim bu fonksiyonel olarak gördüğümüz gruplar aslında bu az çok moleküler olan gruplarla da neredeyse örtüşüyor gibi. Yani Habenola dediğim zaman aslında en başta değil mi? İşte bir beynin bir çekirdeği gibi düşünebilirsiniz ama baktığımız zaman kesinlikle homojen değil, gayet heterojen, değişik değişik fonksiyonel ve değişik değişik moleküler grupların olduğu bir bölge. Acaba bu değişik bölgeler ne yapıyor diye düşünebiliriz ya da nereden geliyor bunların aktivitesi diye düşünebiliriz. Şimdi tamam, Habenola'ya baktık. Şu gördüğünüz bir balığın, tek bir balığın değişik değişik optik olarak kesitlerini görüyoruz şu an. Şu video, pardon, gerildiğim. Çalıştırabilirsen. Şu aynı balıkta değişik optik olarak kesitlere bakıyoruz. Bu Habenola bölgesi. Bu da balığın geri kalan beyninin, ön beyninin, yani insanlarda kortekse tekabül eden bölgesinin aktivitesini görüyorsunuz. Şeyi merak ettik, yani bu Habenola'daki aktivite nereden geliyor? Değişik grupların aktivitesi değişik bölgelerle mi senkronize? Değişik yerlerden gelen bilgiler, mesela bunlar olfactory bulb, işte kokuyla ilgili olan bölge, amigdala, korkuyla ilgili olan bölge, hippocampus, daha biraz burası, öğrenmeyle ilgili olan bölge derken, yani tamamının beynini ölçebiliyoruz. Şeyi merak ettik, Habenola'daki aktiviteyle nereler senkronize beyin geri kalan kısımda? İşte Habenola bu. İşte grupları az önce bahsettim, hani bunları nasıl belirliyoruz falan. Şu o gruptaki nöronlar, o gruptaki nöronların da aktivitesi, ortalama aktivitesi bu. Grup 1, grup 2, grup 3 falan derken. Şu aktiviteleri aldık ve şeyi sorduk. Beynin geri kalan kısmında bu aktiviteye benzer olan sinir hücreleri neredeler? Mesela şu aktiviteye benzer, yani bunun korelasyonuna baktık. Bunu vektör gibi düşünürseniz. Mesela bu grupla benzer olan aktivitesi olan hücreler görüyorsunuz kesinlikle rastgele değil. Beynin hippocampus denilen öğrenmeyle ilgili olan bölgesinde. Şu grupla senkronize olan hücreler beynin amigdala, korkuyla ilgili olan bölgeleri. Yeşil grupla olan senkronize olan hücreler beynin kokuyla ilgili olan olfactory bulb and olfactory cortex denilen bölgeleri. Derken bir anda önümüze yeni bir desen çıkıyor. Yani Habenola'nın aktivitesi sadece Habenola'da üretilmiyor. Habenola az önce dediğim gibi santral görevlisi gibi ya da anten gibi düşünebiliriz. Değişik yerlerden gelen aktiviteyi birleştiriyor, topluyor. Ama bunlar sadece senkronizasyon. Yani şeye bakıyoruz. Şu ne kadar birbiriyle senkronize. Şeyi bilmiyoruz. Yani bu bölgenin aktivitesi Habenola'dan önce mi geliyor, sonra mı geliyor? Habenola mı bunu aktive ediyor ya da bu mu? Bunu çözümlemek senkronizasyonla çok zor. Eğer yeterli nasıl diyeyim, çözümünüz yoksa, örnek sampling rate dediğimiz, yani yeterli frekansla ölçüm almıyorsak, ki bunlar yavaş ölçümler. Bunu belirleyebilmek için ne yaptık biz? Bir elektrot aldık ve hayvanın beyninin değişik yerlerini aktive ettik. Mesela o elektrodu hayvanın amigdala denilen bölgesine yerleştirdiğimiz zaman aktive ettik ve bir baktık gerçekten Habenola'da, yani bunların bağlantılı olduğu bölgede bölgedeki nöronların yaklaşık %30'u bu aktivasyona olumlu cevap veriyor. Bu ne demek oluyor? Gerçekten hani
az önce senkronizasyonla gördüğümüz şeyi onaylamış oluyoruz böylece. Arasında nasıl diyeyim, İngilizce'de confirme etmek, yani evet onaylamak anlamına geliyor. Bu bölgenin haber olaya bağlantılı olduğunu gördük. Hipokampüsü aktive ettik yine. Elektrotu hipokampüsüne bağladığımız zaman yine haben olaya baktığımız zaman burada, bu onun biraz daha yüksek çözünürlükteki hali ama burada da görüyorsunuz haben olayı. O yine haben olada cevaplar gördük. Yani az önce bahsettiğim gibi haben ola böyle beynin ortasında duruyor. Gerçekten gelen bilgileri, koku bilgisinden gelen bilgileri olsun, limbik sistem, hipokampüs ya da amigdala'dan gelen bilgileri birleştiriyor. Ama ne yapıyor bunlarla? Değişik yerlerden gelen bilgileri toplayıp ne yapıyor? Bir şey yapıyor mu, yoksa hiçbir şey yapmadan alt taraftaki bölgelere mi aktarıyor? Bu koku duyusundan gelen cevaplar habenolada. Bu ön beyni, işte korteks dediğimiz bölgeyi stimüle ettiğimiz zaman cevaplar. Zaten göreceksiniz, yani bu desenlerle şu desenler birbirine benzer değil. Biraz farklılar işte. Mesela şu nöronlar burada falan. Hemen onu görüyoruz. Yani habenolada limbik sistemin aktivasyonu sonucu olan bilgiler değişik nöronlarda kodlanırken, koku duyusundan gelen bilgiler farklı nöronlarda. Yani az önce dedim ki fonksiyonel olarak değişik modülleri olan bir bölge. Peki ikisini birleştirdiğimiz zaman ne olur? Yani mesela atıyorum işte korteks aktive ettiğimiz zaman ya da forebrain dediğimiz bölgeyi koku bilgilerini değiştirebilir miyiz? Ya da koku bilgileri geldiği zaman haben olanın işte bu limbik sistemden gelen bilgileri değerlendirmesi nasıl olur? Uzun lafı biraz kısaltacağım burada zamandan dolayı. O ikisini birleştirdiğimiz zaman ilk gördüğümüz şey, mesela şimdi şunları bir karşılaştıralım. Mesela koku bilgisine baktığın zaman biraz belki değişiklik var ama hani şununla şunu karşılaştığın zaman inanılmaz da bir fark yok. Ama şuna baktığımız zaman, yani limbik sistemden gelen bilgilere baktığımız zaman belli bir baskılanma gördük. Ki zaten gördüğünüz bu negatif seviyedeki numaralar da o anlama geliyor. Yani şeyi gördük, dışarıdan koku geldiği zaman habenula beynin limbik sistemini dinlememeye başlıyor ya da dinlemesini bir şekilde kokular baskılıyor. Şeye de benzeyebilir. Yani hayvan bir şekilde düşünüyor. Dediğim gibi bu içten gelen dinamikler bir şekilde habenolanın aktivitesine yol açıyor. Fakat dışarıdan koku gelir gelmez habenolada belli nöronlarda baskılanma beklememiz gerekiyor. Şeyi sorduk, yani gerçekten bu doğru olabilir mi? Hani kokuyu verdiğimiz zaman hep ben şimdiye kadar bahsettiğim aktivasyonlar, yani pozitif şekilde nöronların aktivitesini arttırması. Peki habenolanın bir kısım nöronlarında inhibisyon, yani aktivitenin baskılanması söz konusu mu? Evet, gerçekten onu mesela kaçırmışız, yani yıllarca fark etmemişiz. Biraz daha dikkatli baktığımız zaman habenoladaki mesela maviyle renklendirilen nöronlarda koku verdiğimiz zaman azalma da gördük. Elbette ki mesela kırmızıyla gelen sinir hücreleri kokuya pozitif cevap veriyor. Ama maviyle renklendirilen hücrelerde negatif cevap olduğunu da gördük. Bu da ne demek oluyor? Gerçekten belli bir baskılama var. Peki bu dışarıdan gelen bilgilerin baskılaması sadece habenolaya özgü bir şey mi? Yoksa habenolayı aktive eden bölgelerde işte limbik sistemde de bunları görebiliyor muyuz diye sorduk. Mesela bu pozitif cevap veren bölgeler, bunlar direkt koku sistemiyle ilgili, olfactory sistem, yani işte olfactory bulb, olfactory cortex, bir de amygdala'nın kokuyla ilgili olan bölgelerinde pozitif cevap gördük. Bu zaten beklenen bir şey dediğim. Benim beklemediğim en başta ama şundan dolayı biraz tahmin ettiğim diyeyim. Şey buydu, yani koku bilgisine hangi bölgeler negatif şekilde cevap veriyor, hangi bölgeler koku verdiğimiz zaman baskılanıyor diye sorduğumuz zaman beynin öğrenmeyle ilgili olan bölgesi mesela hippocampus, işte korkuyla olan bölgesi amigdala, striatum denilen yine bu bölgeleri birleştiren yine öğrenmeyle az çok ilgili olan bir bölge, o da baskılandığını gördük. Yani dışarıdan bilgi verdiğimiz zaman sadece pozitif bir cevap görmüyoruz beyinde, beynin bir kısmının baskılandığını da gördük. Bu biraz şeye benziyor. Dediğim gibi hani balık düşünüyor ne düşünüyorsa, tabii bilmiyoruz onu. Fakat dışarıdan bir bilgi gelir gelmez bir şekilde o düşünmeyle ilgili olan bölgelerin diyelim bir kısmı baskılanıyor. Bunun acaba hani böyle konsantrasyon ya da dikkatle ilgisi olabilir mi diye düşünüyoruz. Bu deneyler aslında şeye çok benziyor. İnsanlarda yıllar önce yapılan deneyler var. Bunlar 2001 yılında yapılmış deneyler. İnsanlar da şey demişler işte, gözlerinizi kapatın. Az önce Umut'a dediğim gibi kapat gözlerini, hiçbir şey düşünmemeye çalış. Beyindeki metabolik aktiviteyi ölçüyorlar. Bu çözünürlüğü düşük bir metot. O yüzden hani tek tek sinir hücrelerini görmüyoruz ama baktığınız zaman bu dinlenme durumunda metabolik aktivite insan beyninde çok yüksek. Yani inanılmaz derecede her yerde aktivite var dinlenme durumunda. Hiçbir şey düşünmüyorken göya. İnsanlara gözlerinizi açın, şu noktaya odaklanın dedikleri zaman
direkt o aktivite baskılanıyor. Tıpkı burada negatif cevap veren hücrelerde olduğu gibi. Ve sadece o task'la, yani o verilen, nasıl diyeyim, ödevle ilgili diyelim, ya da hani dikkatini vermesi gereken alan, mesela burada prefrontal korteks, beynin ön bölgeleri aktivitesi varken geri kalan her yer baskılanıyor. Yani dediğim gibi bu gördüğümüz şeyin sadece balıkla değil, aslında hani genel olarak omurgalı hayvanlarda korunduğunu düşünüyoruz. Dışarıdan gelen duyuların bir anda böyle beynin daha hani higher cortical area denen, işte öğrenmeyle ilgili olan ya da dikkatle falan olan bölgelerinde belli bir baskılanma olduğunu insanlarda da gördük. Pardon, görülmüş. Biz bunun birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünürüz diyelim. Şimdi bahsettim, yani dediğim gibi habenula böyle bir santral görevlisi gibi beynin ortasında duruyor. Her şeyi birleştiriyor, bir şekilde bağlıyor falan. Ne kadar baskılandığını da gördük. Değişik habenulanın tek bir çekirdek olduğunu ama değişik değişik fonksiyonel modülleri olduğunu da gördük. Fakat şeyden bahsetmedim, gösterdiğim her şey az çok gelişmiş, yani biraz daha ergin balıklarda çalıştığımız şey. Fakat zebra balığının başka bir avantajı da daha gelişimini çok iyi inceleyebilmemiş. Çünkü bunlar tabii ana rahminin dışında oldukları için yumurtadan itibaren, hayvan daha yumurtanın içindeyken bile görebiliyoruz. Çıktıkları zaman mesela 3-5 günlükten pek bir şey yapmıyorlar. Yemek bile yemelerine gerek yok. Yumurtadan gelen besinleri hala onları bir şey idare edebiliyor. İşte 5-6 günlükken avlanmaya başlıyorlar. İşte paramecium mesela, terlik hayvan falan avlıyorlar. Hani karınları doyurmaları lazım. Tehlikelerden de böyle, mesela işte akvaryumun camına vursanız falan korkuyorlar. Hani o tip şeyleri de gelişmiş. Ama bu yaşa baktığımız zaman mesela öğrenme yetenekleri yok. Sosyal davranışları yok. Mesela kendi laboratuvarımızda ya da kolaboratörlerimizin çalışmalarına baktığımız zaman bu ergen yaşlarda balıklar mesela sosyal davranışları var. Hani mesela şu küçük hayvanlarda, işte 3-5 günlük hayvanlarda hiçbir şekilde birbirleriyle ilgilenmiyorken, böyle bir bakıyorsunuz 3 haftalık hayvanlarda birbirleriyle ilgilenmeye başlıyorlar. Birbirleriyle mesela dans etmeye başlıyorlar diyelim, akvaryumda falan görüyorlar. Hatta kavga falan etmeye başlıyorlar. Bu ergen hayvanlarda öğrenmeyi de gördük. Mesela kendi çalışmalarımızda biraz bahsederim ondan sonra. Bu hayvanlar pek bir şey öğrenemiyor ama bu hayvanları gerçekten akvaryumun ne tarafına gidip ne tarafına gitmemesini öğretebiliyoruz. Şeyi merak ettik, yani hayvan böyle küçük, pek bir hani çok nasıl diyeyim, pek bir şey yapmıyor ki halinde. Şu halini karşılaştırırsak bu gelişimsel süreçleri, beynin habenula bölgesine baktığımızda yeni bir şey öğrenebilir miyiz habenulanın fonksiyonuyla ilgili diye düşündük. Şeye baktık, işte ilk baktığımız çok normal bir şey, hücreleri saydık. İşte 3 günlük hayvanlarda şu kadar hücre varken 6 günlükte artıyor. 21 günlük, yani 3 haftalık hayvanlarda iyice artıyor. Yani zaten beklenen bir şey değil mi? Hayvan gelişiyor, sinir hücrelerinin sayısı da artıyor. Çok hani şey bir şey değil. Fakat şeyi gördük, mesela bu içten gelen dinamiklerle oluşan işte ongoing activity dediğimiz şeye baktığımız zaman şeyi fark ettik. Yani şu aktiviteyi görüyorsunuz, bu 3 günlük hayvanın aktivitesi, 6 günlük ve 21 günlük. Yani gözle baktığımız bile zaman bile bir fark görüyorsunuz. Şimdi biraz bunu analiz etmeye çalıştık. Yani neler değişiyor beyin aktivitesinde 3, 6 ve 21 günlük hayvanları karşılaştırdığımız zaman. Bir kere şey gelişiyor. Hayvanların yaşı arttıkça korelasyonları artıyor sinirlerin. Yani birbirleri daha iyi senkronize olmaya başlıyorlar. Ayrıca onların hani yerleri de, nöronların biraz daha belirginleşmeye başlıyor. Yani örnek vermek gerekirse mesela buradan işte sarı grupta olan nöronlar burada mesela direkt habenulanın belli bir bölgesindeler. Daha genç hayvanlara baktığımız zaman biraz daha böyle rastgele yayılmış gibiler falan. Yani hayvan büyüdükçe mesela tıpkı nasıl diyeyim, yine hani şarkı söylemekten örnek verirsek eğer, 3 günlük hayvanlardaki sinir hücreleri çok yavaş şarkılar söylüyorlar. Uzun süreli ama yavaş şarkılar söylerken hayvanın yaşı arttıkça şarkılar da hızlanıyor. Çeşitlenmeye başlıyor. Ve şarkı söyleyen korodaki sinir hücreleri birbirleriyle daha iyi senkronize oluyor. Yani koro çok daha nasıl diyeyim, etkin, daha güzel şekilde söylüyor söylediği şarkıları. İşte şeyi değerlendirdik, işte süreyi baktık mesela. Evet, gerçekten hayvanın yaşı arttıkça şarkıların aktivite bump'larının diyelim, böyle şeylerin, seviyelerin hızı azalıyor. Süresi azalıyor diyeyim, özür dilerim. Frekansı artıyor. Görüyorsunuz burada mesela bir tane şey varken, şarkı varken burada 3-5 tane şarkıyı bu 2-3 dakikada söyleyebiliyorlar. Aktivite ilginçtir. Mesela genç hayvanlarda daha çok aktifken nöronlar, hayvanın yaşı arttıkça daha böyle arada aralar vermeye başlıyor sinir hücreleri. Şeye baktık, yani bu süre ve frekans nasıl dağılıyor habenulada baktığımız zaman şeyi gördük. Hayvanın yaşı arttıkça dediğim gibi bunlar değişiyor zaten, ama
Bilhassa mesela 21 günlük hayvanlara baktığımız zaman direkt şeyi görüyorsunuz. İşte mesela bu süre kırmızı, koyu kırmızı olan yerler uzun süre şarkı söyleyen sinir hücreleri. Bu tarafta da kırmızılar çok yüksek frekansta söyleyen sinir hücreleri. Ve zaten şeyi fark ediyorsun, yani direkt bunların yeri belli. Hani çok daha farklı bunlardan. Bunlar mesela beynin biraz daha ortasındayken yüksek frekanstaki hücreler beynin biraz daha böyle yanlarına gidiyor. Yani sinir hücresinin nerede olduğu, ne şarkılar söylediğini az çok tahmin edebiliyoruz. Bilhassa hayvanın yaşı ilerledikçe. Şeyi fark ettik. Mesela burada siyahla belirlenen hücreler, işte maviler mesela çok yüksek, düşük frekansta ya da düşük sürede şarkı söyleyen sinir hücre diyelim. Fakat siyahlarda hiç şarkı söylemeyen sinir hücreleri. Çok ilginç. Yani o kadar hücrenin arasında hiçbir iş yapmayan hücreler de var. Şey dedik, acaba ne bunlar? Yani nedir? Niye hiçbir şey yapmıyorlar? Şeye baktık. Hani neural stem cell denilen sinir kök hücrelerinin nerede olduğuna baktık. Ve şey gördük, yani bu sinir kök hücrelerinin olduğu yerler, bu siyah yani hiç şarkı söylemeyen hücreler aslında çok yakın. Beynin orta bölgelerinde çok yakın olduğunu gördük. Ve şeyi fark ettik, yani bu siyah olan hücreler acaba dedik çok daha bebek hücreler mi? Yeni doğmuş, kök hücrelerden yeni doğmuş. Daha şarkı söylemeyi öğrenmemiş olan hücreler mi acaba diye düşündük. Onu belirlemek için hücrelerin yaşına bakmaya karar verdik. Bunu yapabilmek için de Çağhan'la, bu arada Çağhan da ODTÜ'den arkadaşlar, belki tanıyorsunuzdur. İyi arkadaşımdır. Bizim bir alt dönemdir beraber çok çalışmalar yapıyoruz. Ve İlyas onun laboratuvarında yine Dresden'de beraber çalışmaya başladık. İlyas bizim için şey yaptı mesela, sinir hücrelerini kimyasal bir yöntemle boyamaya başladı. Bu bir kimyasal veriyorsunuz, hücrelerin o anda bölünen hücrelerin DNA'sına bağlanıyor. Hayvanları tabii hala büyütebiliyoruz. Ve bir süre sonra 3 günlükken, yani 5 günlük, 7 ve 14 günlük, 20 günlük boyayı verdiğim zaman 21. günde hayvanın neresinde bu hücreler diye bakmaya karar verdik. 21 günde baktığımız zaman bir gün önce doğan hücreler, yani 20 günlükte boyanmış olan hücreler, gördüğünüz gibi beynin bu orta yerlerine çok yakın. Yani az önce göstermiştim ya, kök hücreler burada diye. Bunlar gerçekten bebek hücreler. Bunlar dün doğmuş hücreler. Bir hafta önce olan hücrelere baktığımız zaman, doğmuş olan hücreler, bunlardan biraz daha uzak. 2 hafta önce doğan hücreler görüyorsunuz biraz daha uzaktalar. Yani şöyle bir yelpaze gibi açılıyorlar. Şu hücreler hayvan 5 günlük olan doğan, 5 günlükken doğan hücreler. Bunlar da hayvan 3 günlükken doğan hücreler. Yani gerçekten bunu karikatürünü çizsek az çok böyle bir yelpaze gibi. Hücrelerin nerede, ne zaman doğduğu az çok habenolada nerede olduğunu da belirliyor. İlginç. Ve bu balıkta mı sadece? Hayır, kesinlikle değil. Memelilere de baktığınız zaman mesela memeli korteksinde de az çok hücrenin doğduğu yaş, hücrenin kortekste hangi layer, yani hangi seviyede olduğunu da belirleyen şeyler. Yani bunlar büyük ihtimalle omurgalı hayvanlar arasında genelleyebileceğimiz bilgiler olduğunu düşünüyorum. Ama bu gördüğünüz her şey İlyas hayvanları fikse ettikten sonra, yani canlı hayvanlarda bakamıyoruz bu metotla. Yani aktivitesini ölçemiyoruz. Ama tabii şeyi merak ediyorduk biz. Acaba bunların aktivitesi şunların aktivitesinden farklı mıdır? Bunu yapabilmek için bizim laboratuvarımızda Francisco, bir postdoc, şey yaptı. Hayvan 2,5 günlükken hücreleri canlı olarak gözlemleyebileceğimiz bir kırmızı bir boya enjekte etti. Şurada gördüğünüz ortasında. Burada 3 günlükken doğan, 2,5 günlük diyelim, doğan sinir hücrelerinin yerini görüyorsunuz. Sonra 5 günlükken bir daha geldi Francisco. Bu sefer mavi, açık mavi bir boya enjekte etti. Şimdi 2 boyamız var. Biri 2,5 günlükken enjekte edildi, diğeri 5 günlükken. Sonra Francisco bunları yetiştirdi. 2 haftalıkken ya da 3 haftalıkken baktığı zaman direkt şeyi görüyorsunuz. Yani 2,5 günlükken hayvan doğan sinir hücreleri burada, 5 günlük olan sinir hücreleri direkt bambaşka bir yerde. Yani az önce hani yelpaze gibi olan şeyi gerçekten canlı bir hayvanda görebilme fırsatımız oldu. Bu yani beni çok heyecanlandı açıkçası. Bunlar 3 günlükken olan, bu Çağhan ve İlyas'ın datası. Bunlar da bizim datalar. Aynen görüyorsunuz. 3 günlükken olan hücreler aynı burada olduğu gibi. 5 günlükkenler hemen hemen sanki böyle birbirinin kopyası yani. Şeyi ölçtü mesela Francisca. Ne kadar overlap var, ne kadar birbirleri örtüşüyorlar. Ve gerçekten çok az. Yani 3 günlükken verdiği zaman boya ya da 5 günlükken birbirinden çok farklı sinir hücrelerinin popülasyonunu label ettiğini gördük. Ama dediğim gibi tek en büyük farkı Çağhan'ın metoduyla bunu canlı hayvanlarda kullanabiliyor olmamız. Şey yaptı Francisca, bu boyayı calcium indicator dedim ya, işte nöronların aktivitesini ölçmeyi sağlayan bir protein var. O hayvanları enjekte etti. Hayvanı 21 günlükten yetiştirdi.
oyuncuların yerini şöyle görüyorsunuz kırmızıyla boyanmış olan. Bunlar da aktiviteleri. Bunlar da az önce bahsettiğim ya K-means clustering diye bir gruplama metodumuz vardı. Ve direkt zaten bakar bakmaz görüyorsunuz. Yani aynı günde olan hücreler az çok bu sarı grupla çok iyi örtüşmüş durumdalar. Ve gördüğünüz gibi onların şarkısı da diğer sinir hücrelerin şarkısından bambaşka. Yani ne gün doğduğu ve fonksiyonu arasında çok iyi bağ var. Tamam mı? Onu işte quantify ettik. Mesela korelasyonuna baktık. Dediğim gibi senkronizasyonuna. Gerçekten aynı gün doğan hücreler birbiriyle çok daha iyi senkronizeler. Cluster selectivity diye bir ölçüm yaptık. Detayına girmemeyeyim ama bu sayı 1 ise eğer kırmızı hücrelerin hepsi sarı grupta. Eğer 0 ise kırmızı hücredeki kırmızıyla boyanmış olan hücrelerin hepsi gruplara az çok rastgele dağılmış durumda. Ve görüyorsunuz bunlar kesinlikle hep sıfırdan yüksek seviyede ki sayılar. Bu da demek oluyor ki dediğim gibi hangi gün doğduğu hücrenin hangi fonksiyonel gruba bağlı olduğunu da bize gösteriyor. Tıpkı şey gibi yani öğrencilerden yine örnek verirsek aynı gün mesela aynı yıl doğan öğrenciler aynı sınıfa gidip aynı şarkıyı söylüyorlar. Biraz hani geç yıllarda nasıl diyeyim erken yaştaki öğrenciler farklı bir sınıfa gidip farklı bir şarkı söylüyorlar. Ve hücrelerin yaşı arttıkça da söylediği şarkılar değişiyor diye şey yapıp özetleyebiliriz. Dediğim gibi yani bu fonksiyonel gruplar haberin önünde var. Bunların yaşı hangi iş yaptığını da az çok gösteriyor. Ama davranışsal olarak pek bir şey göstermedim bugün size. Şeyi merak ettik yani haberin önündeki belli nöronları mesela diyelim şu nöronları kemogenetik olarak inaktive ettiğimiz zaman hayvanın davranışlarında bir değişim olabilir mi diye sorduk. Bunu yapabilmek için önce balığın davranışlarını ölçebileceğimiz bir nasıl diyeyim sistem geliştirmemiz gerekiyor. Mesela bugünkü seyircilerden Dilara az çok bunlarla çalıştı. Hani balık davranışlarını nasıl ölçeriz falan diye geldiği zaman bize stajına. Burada gördüğünüz sistem mesela hayvanı bir şeyi öğretebilmeyle ilgili olan bir sistem. Çok basit bir ney aslında. Böyle 6 tane akvaryumu koyuyoruz. Bir tane bilgisayar monitörün üstüne. Aşağıdan da kırmızı ve mavi desenler veriyoruz. Yani balığın gördüğü bu. Tamam mı? Normal durumda balığı bu ortama koyduğumuz zaman balık kafasına göre yüzüyor burada. Yani herhangi bir tercihi yok kırmızı ya da gri tarafa gitmek için. Bu kırmızıyla gördüğünüzde az çok size balığın nerede olduğunu söylüyor. Yani bu balığın nerede olduğunun olasılığını belirleyen renk kırmızı renk. Gördüğünüz gibi az çok her yere gidiyor balık. Yani hem kırmızı tarafa gidiyor hem gri tarafa gidiyor. Ondan sonra her kırmızı tarafa gittiği zaman balığa çok küçük bir elektrik stimülasyonu verdik. Hoşuna gitmiyor tabii hemen ayrılıyor oradan. Ve gördüğünüz gibi yani bu training ya da öğrettiğimiz öğretme başlar başlamaz balık hoşuna gitmediği tarafa gitmiyor. Bu tarafta kalıyor. Öğrenip öğrenmediğini test edebilmek için tabii bu stimülasyonu kaldırıyoruz. Bakıyoruz hayvan nerede ve gerçekten görüyorsunuz kırmızı tarafa gitmemeyi gayet iyi öğreniyorlar. Bir daha eğittiğimiz zaman daha da iyi öğreniyorlar. Bir süre beklediğimiz zaman unutmaya da başlıyorlar. Yani şunu söyleyeyim hani şey derler ya balık hafızası 2 saniye falan kesinlikle öyle bir şey yok. Arkadaşlar balıklar çok iyi öğreniyor. Yani akvaryum sahibi olanlar falan çok iyi bilirler. Yani çok aslında bayağı öğretirsiniz. Hani belki internette görmüş basketbol falan bile oynatıyorlar balıklara internette. Bilmiyorum gördünüz mü ama gerçekten öğrenebilen hayvanlar yani öğrenemiyor falan diye bir şey kesinlikle hikaye. Bu da gördüğünüz gibi çok basit bir test. Bunu öğreniyorlar. Hatta birkaç gün eğittikten sonra hafızalarını da günlerce de tutabiliyorlar. Biz bunu sadece bir gün eğittik. O yüzden bir süre sonra unutmaya da başlıyorlar hayvanlar. Bunlar kontrol hayvanları. Yani hiçbir şekilde beyin aktivitesini değiştirmediğimiz hayvanlar. Haberin olası tamamen sağlam. Şimdi az önce demiştim ya haberin belli bölgelerinin değişik fonksiyonları var. Şeyi merak ettik mesela. Şu bölgedeki sinir hücrelerini kemogenetik olarak şimdi bu bir aslında şey diyeyim nitroreductase bir kofaktör verdiğimiz zaman free radical denilen şeyleri salgılıyor ve sinir hücrelerinin apoptoza girmesini sağlıyor. Ama sadece belli sinir hücrelerin yani bu geni ekspres ettiğimiz sinir hücrelerin haberin olan bir kısmında olan hücrelerin ölmesine neden oluyor. Bu kontrol hayvanlarındaki sinir hücreleri bu da MTZ denilen işte bu belli sinir hücrelerin apoptoza girmesini sağlayan kofaktörü verdiğimiz zaman görüyorsunuz buradaki kırmızılar artık gitmiş böyle az çok onlardan bunlar arta kalanlar diyeyim. Yani sinir hücreleri ölüyor belli kısımdaki. Şeye baktık yani haberin olanı inaktive ettiğimiz zaman
hayvanlar öğrenebilir mi? Yani siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani ben ilk düşündüğüm şeydi, beynin bir kısmını iptal ediyoruz kemogenetik olarak. Ben kesin bunlar öğrenmez falan diyordum ya da öğrenseler bile çok iyi öğrenemezler diye düşünüyordum. Gayet de yanılıyormuşum. Yani şunlar mesela, şimdi bu başlangıçta pek bir şey yok. Şeyi fark ettim, gayet de iyi öğreniyorlar. Haberin olası, yani beynin bir kısmını iptal ediyorsunuz hayvanın. Tıpkı şey gibi düşün, yani lezyon olmuş gibi. Gayet iyi öğreniyorlar ve şeyi fark ettik. Yani hatta şuraya baktığımız zaman kontrol hayvanlarından biraz daha iyi bile öğreniyorlar ve unutmadıklarını gördük. Yani şunlar bakıyorsunuz eğitim bittikten sonra bir süre sonra unutmaya başlıyorlar. İşte akvaryumun her yerine gidiyorlar. Haberin olası iptal olan hayvanlar kemogenetik olarak aslında unutmuyorlar. Yani güvenli olduklarını düşündükleri alanda, gri alanda çok daha uzun süre vakit geçiriyorlar. İlginç, yani ben çok iyi öğrenmeyeceklerini düşünürken bir bakıyoruz aslında çok iyi, çünkü öğrenen demeyelim de çok da unutamayan hayvanlar. Yani daha uzun süre hafızalarını tuttuklarını gördük hayvanların. Bunları ölçümlemek için mesela şeye baktık. Hayvanın kırmızı tarafta ne kadar zaman geçirdiğine, ne kadar yüzdüğüne baktık ve iki ölçümde de şeyi görüyorsunuz. Yani haben olası kemogenetik olarak iptal edilmiş olan hayvanların kırmızı görüyorsunuz burada. Daha aşağıda ve bu istatistik olarak da çok hani önemli bir değişim. Ve bunu daha iyi öğrendiklerini gördük. Ve hatta öğrenme bittikten sonra daha uzun süre akıllarında tuttuğunu gördük. Yani biraz şeye benziyor bu. Hani atıyorum bir şey gerçekleşiyor hayatınızda ve bunu bir türlü unutamıyorsunuz. Yani çok nasıl diyeyim, önemli. Hani ve kimi insan da çok çabuk unutur. Kimi insan mesela o kadar unutamaz, illa aklında tutar. Bunun avantajları olabilir öğrenme açısından. Mesela sınavda daha iyi hatırlarsınız ama bazen de yeni şeyler öğrenirken de zorlanırsınız. Çünkü daha önceki tecrübelerinizi bir türlü unutamadığınız için. Öğrencim Fabrizio onu dedi. Yani acaba dedi bunlar dedi yeni bir kural öğretmeye çalışsak zorlanır mı bu hayvanlar unutamadıkları için? Oyunu kurallarını değiştirdi Fabrizio. Şimdi en başta hayvan kırmızıya gitmemeyi öğrenirken bir anda buna gri tarafa gitmemeyi öğretmeye çalıştı. Ve kontrol hayvanlarına baktığınız zaman hemen bu eğitim başlar başlamaz zaten anlıyorlar. Kaçıyorlar diğer tarafa. Bunu akıllarında tutuyorlar. Biraz daha eğittiğin zaman daha da iyi öğreniyorlar. Ve görüyorsunuz kontrol hayvanlar aslında çok çabuk adapte olabiliyor bu yeni gelen duruma. Haben olası apoptoza girmiş olan hayvanlar bir kısmı en azından. Görüyorsunuz evet bir kısmı öğreniyor, kaçıyor, gidiyor. Ama bir kısmı hiç öğrenmiyor. Ve beklediğiniz zaman şeyi görüyorsunuz. Yani gerçekten bir türlü kontrol hayvanları yeni duruma çok rahat adapte oluyorken haben olası bir kısmı kemogenetik olarak baskılanmış olan hayvanlarda yeniden öğrenmenin çok daha zor olduğunu gördük. Yani biraz şey yine hani insanlardan örnek vermek gerekirse atıyorum yani işte başınıza kötü bir şey geldi diyelim. Hani bir yolda gidiyorsunuz, kaza gördünüz, ses falan böyle korktunuz, ettiniz. Ama bir türlü de unutamıyorsunuz bu tecrübenizi. Ve daha sonra mesela çok yüksek bir havai fişek gösterisi oluyor, ses duydunuz, hala o korkuyu bir türlü yenemiyorsunuz. Yani şey diyorlar mesela, post-traumatic stress disorder mesela, işte savaşa giden askerlerde falan da olan bir şey bu. Yani aslında unutabilmek tecrübelerinizi, bilhassa kötü tecrübelerinizi çok da kötü bir şey değil aslında. O yüzden zaten evrimsel olarak geliştiğini düşünüyoruz. Ve şey görüyoruz, gerçekten hayvanası zararı uğramış hayvanlarda, baskılanmış hayvanlarda bu unutmada bir sorun yaşadıklarını görüyoruz. Az çok şeye de benziyor, size en başta bahsetmedim, unuttum ama insanlara baktığımız zaman major depressive disorder olan insanlarda habenolada bayağı bir değişiklikler, moleküler olarak ve aktivite olarak da bayağı bir değişiklikler olduklarını göstermiş insanlar. Hatta habenoladaki aktiviteyi baskılayarak, mesela Heidelberg'de gerçekleşen bir olay var. Bir hasta böyle gerçekten depresyona giriyor falan ve habenolasını stimüle ederek hastanın depresyondan çıkmasını sağlayabiliyor doktorlar. Yani dediğim gibi unutma ya da modunuzun işte hani anxiety durumunuzun değişimiyle ne kadar ilgili olduğunu da belki hani biraz bu deneylerden de görebiliyoruz. Ve bizim gördüğümüz en azından Habenol'un bu alt kümedeki nöronlarının unutmayla ilgili olduğu. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Bence bir günlük bayağı bir şey anlattım bugün. Fakat şeyi göstermek istiyorum burada. Bu gördüğünüz bir zebra balığı. Mikroskobun altında şu an yaptığımız deneylerde mesela bu balığa sanal gerçeklik veriyoruz. Ve bu gördüğünüz her şey kendi böyle ortada dolaşan hayvanlardı. Şimdi bu öğrenme deneylerini mikroskobun altında yapıp Habenola'daki aktivitenin öğrenme sırasında nasıl değiştiği,
hayvan unuturken nasıl değişti? Bir sonraki aşamalardaki çalışmalarımız olacak. Bu da zaten ondan küçük bir örnek. Burada da gördüğünüz mesela yine bir zebra balığı aynı şekilde biliyorsunuz kuyruğunu falan oynatıyor burada. İşte gelen bilgileri falan bir şekilde işliyor. Ama aynı sırada da beynini mesela haben olasını, beynin ön beyin denilen işte kortekse benzeyen insanlarda olan kısımları falan gözlemleyebiliyoruz. Umarım ileriki zamanlarda o aktivitenin öğrenmeyle nasıl değiştiğini de göreceğiz. Çok kısa hemen özet geçeyim. Neler konuştuk bugün şöyle çabucak. Habire'deki bilgilerin nasıl işlendiğinden falan bahsettik. İçten gelen dinamiklerin kesinlikle rastgele olmadığını gayet sistematik bir şekilde birçok şarkı söyleyen hücrelerin diyelim aynı yerlerde yaşadıklarını, hatta o şarkı söyleyen hücrelerin değişik direktifleri olduğu, yani beynin mesela hippocampus'unun belli bölgelere şarkı söylettiğini, amigdalanın değişik bölgelere değişik şarkılar söylettiğini gördük. Hayvanın gelişimi sırasında bu fonksiyonel kısımların nasıl değiştiğini gördük, şarkıların nasıl değiştiğini gördük. Ama şeyi de gördük, yani hücrelerin yaşının, hücrelerin hangi tür fonksiyonu olduğuyla ne kadar bağlantılı olduğunu az çok gördük. Yani 3 günlük hücreler belli şarkıları söylüyorken 5 günlük hücreler daha değişik şarkıları söylediğini gördük. En sonunda şeyden bahsettim, zebra balıklarını öğrenebilme yeteneklerinden bahsettim. Ve habenula'nın bu tip öğrenme gibi davranışlarda ne kadar önemli olduğundan bahsettik, unutmayla bilhassa. Mesela daha değişik deneylere de bakıyorum. Mesela işte hayvanı mesela korkutacak biraz böyle işte mekanik olarak nasıl diyeyim titreşimler verdiğimiz zaman neler değişiyor, böyle de onlara bakıyoruz bugünlerde. Ama onları da ileride anlatırım başka bir zaman. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Zamanımın da bayağı bir sonuna geldim herhalde. Sorularınız varsa almaya hazırım. Dediğim gibi eğer önce şeyden başlayalım. Bilimsel sorulardan başlayalım. Eğer biraz daha hani kariyerle ilgili konuşmak isteyen olursa biraz daha kalıp konuşmaktan da mutluluk diyorum. Teşekkürler. Hocam güzel sunum için teşekkür ederiz. Sunum anında iki tane soru geldi. Hatta gördüm, üç tane evet, soru geldi. Evet gördüm. İstiyorsanız önce onları cevaplayalım ve katılımcılara belirtmek istediğim bir konu var. Tabii. İsteyenler katıl, yani sesli konuşup soru sormak isteyenler katılımcılar kısmından raise hand yapıp belirtirse mikrofonunu işte şey açmasına yardımcı olabiliriz. Evet lütfen. Çok sevinirim arkadaşlar. Eğer mikrofonu açıp sorarsanız hem de tanışmış da oluruz, yani güzel olur. Sunum sırasında Bülent Tandoğan isimli hocamızdan soru geldi. Okuyayım soruyu, isterse kendisi de ses açıp sorabilir. De ben okuyabilirim. Bülent Hocam mikrofonunuz varsa oradan alalım. Yoksa yazarsanız Umut da okuyabilir. Hocam o zaman ben okuyayım sunum sırasında yazdığı Tamam. soruları. Ben görmediğim için cevap veremedim. Tamam hocam. İlk soru, Habenula'nın iki yarı kısmı arasında sinir bağlantısı ve haberleşme var mı? Varsa nasıl oluyor? Hücrelerin senkronizasyonu kalsiyum ile mi yoksa nörotransmitterler aracılığıyla mı sağlanıyor? Harika sorular. Habenula arasında aslında böyle köprü gibi sinir hücrelerinin aksonlarının geçtiği bir yer var. Yani iki beynin iki yarım küresindeki hücrelerin nasıl diyeyim arasında bir yol var. Ama o yoldan ne geçiyor pek bilinmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ama aslında evet çok güzel bir soru. Çünkü ilginç tarafı acaba mesela şey görüyoruz. Habenula'nın iki yarım küresinde bayağı bir antisenkronizasyon var. Yani o hücreler birbirlerini baskılıyor olabilir. Ama onun anatomik bir datası yok, bilinmiyor da. Memelilerde biraz bakılmış, pek görülmemiş ama açıkçası bir şeyin görülmediği olmadığı anlamına da gelmiyor açıkçası arkadaşlar. Yani bir şey gördüğünüz zaman tamam diyorsunuz var, ama bir şey göremediğiniz zaman var mı yok mu belki metotlarınız yeterli olmayabiliyor. O yüzden de bu soruya direkt olarak cevap vermek kolay değil. Umut, ikinci soruyu hatırlatır mısın bana? İkinci soru neydi? Arada bağlantı. Hücrelerin senkronizasyonu kalsiyum ile mi yoksa nörotransmitterler aracılığıyla mı sağlanıyor? Evet, o da çok harika bir soru. Bugünlerde bakıyoruz ona. Bir kere Habenula'daki hücrenin çoğu glutamat denen excitatory bir nörotransmitter salgılıyorlar. Tamam mı? Yani evet, nörotransmitterler Habenula'daki hücrelerin birbiriyle bağlantıya geçmesi için çok önemli. Ve birbirlerini aktive etmeleri için. Fakat şeye bakıyoruz bugünlerde mesela glutamate'i detect eden değişik reseptörler var işte. NMDA, AMPA reseptörleri
glutamat varken hücreyi aktive ediyor. Tamam mı? Hücre içine kalsiyum ve magnezyum iyonları alıp hücreyi depolarize ediyor ve action potential fire etmesini sağlıyor. Yani aktive ediyor. Fakat glutamatı detekte eden daha değişik reseptörler de var. Metabotropic glutamate reseptörü diye. Ve aslında ilaç sanayinde falan çok ilginç reseptörler bunlar. Çünkü çok böyle nasıl diyeyim? Mesela NMDA-AMPA reseptörü direkt iyon kanalıyken metabotropik glutamate reseptörleri direkt değişik moleküllerin birbirleriyle etkileşmesi sayesinde hücredeki aktiviteyi artırıp ya da azaltabiliyor. Çok değişik moleküllerin bir araya geldiği için de değişik ilaçlarla değişik bölgelerini şey yapabiliyorsunuz, target edebiliyorsunuz ve şeyi gördük mesela ben orada epey bir metabotropik glutamate reseptörleri var. Bu da demek oluyor ki aslında o reseptörleri nasıl diyeyim hedefleyip Habenol'daki aktiviteyi arttırıp azaltabilirsiniz de. Bugün bahsetmedim ama mesela Habenol'daki aktiviteyi direkt olarak arttıran bir molekül olduğunu gördük mesela. Bir değişik bir metabotropik glutamate reseptörünü hedef alıp. Dediğim gibi o datalarımız çok hazır olmadığı için bugün pek bahsetmedim ama evet nörotransmitterler Habenol'daki sinir hücrelerinin birbirleriyle bağlantıya geçmesi için çok önemli. Diğer bir soru da hocam. Habenola ile diğer beyin bölgeleri arasındaki senkronizasyonda ne kadar gecikme oluyor? Uf. Şöyle diyeyim. Bu sadece Habenola ve beynin diğer hücreler arasında değil. Aslında beyindeki iki hücre arasında diyelim synaptic delay denilen. Yani mesela Umut bir sinir hücresi, ben bir sinir hücresiyim. Umut aktive oldu ve Umut aktive olduktan sonra beni aktive etti. O sinaptik delay denilen sadece 5 milisaniye falan. İnanılmaz kısa bir aslında süre. Yani oradaki aradaki zamanı belirleyebilmek için gerçekten biraz bahsettiğim konuşmamda mesela mikroskopi metotlarını kullanırken şeyle hani ölçümlemeyle biraz sınırlıyız. Yani saniyede kaç tane ölçüm alabildiğinle ilgili bir şey. Mesela bizim şu an kullandığımız metotların en hızlısı yaklaşık saniyede 30 tane ölçüm falan alabiliyor. Saniyede 30 ölçüm de yaklaşık 30 milisaniye tekabül ediyor değil mi? Ve 30 milisaniye o şeyi aradaki nasıl diyeyim gecikmeyi ölçebilmek için yeterli değil. Calcium imaging yaptığımız zaman yani bu mikroskopi ile görüntülediğimiz zaman. Fakat şeyi yapıyoruz dediğim gibi onu ölçebilmek için elektrofizyolojik metotları da kullanabiliriz. Ki kullanıyoruz da laboratuvarda. O gecikmeyi tam ölçmedik. Ama kesinlikle söyleyebilirim ki o gecikme şu anki ölçüm yeteneğimizden daha az olduğu için direkt gözlemleyebilmek çok da kolay değil. Onun yerine şey yapıyoruz işte dediğim mesela aktive ediyoruz belli bölgedeki hücreleri mikrostimülasyon elektrotlarıyla. O aktivasyonun süresi çok hani kesin olduğu için onun ardından gelecek aktiviteyi Habenol'da ölçümleyebilmek mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Ama onu daha yapmadık. Kolay değil gerçekten bayağı zor bir şey aslında. Şimdi de Eylül Er isimli bir hocamızın sorusu var. Onu sesi kendisi sormak istedi. Lütfen. Merhabalar. Öncelikle sunumunuz için teşekkürler. Bu ikinci dinleyişim sizi ve bazı şeyleri daha iyi anladım. Ben şey sormak istiyorum. İlk gösterdiğiniz görselde bu Habenular bölgesinde balıklarda olfaktörü dediğiniz koku bölgelerinden koku bölgelerinden sinyal yolakları alırken insanda böyle bir yer gözlemlenmemiş. Acaba balıklardaki hafıza farkı bu yüzden mi kaynaklanıyor? Yani bundan kaynaklanıyor olabilir mi diyecektim. Çünkü farklı sinyal yolaklarından bilgi alıyor ve farklı sinyal yolaklarına bilgi iletiliyor. Evet. Dediğin biraz doğru. Evet. Yani hani ben biraz şey dedim. Balıklarla insanlar birbirine benziyor ama dediğin gibi biraz farklılıklar da var insanlar ve balıklar arasında. Evet. Mesela şey görüyoruz, evrimsel olarak baktığımız zaman aslında hani şimdi sizin toplumunuz evrim seminerleri de yapıyor, biraz evrimden de bahsedelim burada. Balık gelişimi süresince mesela dışarıdan bilgi gelen, mesela balığa baktığınız zaman yumurtanın içinde işte ışık geliyor falan değil mi? Civcivlerde bile mesela tavuklarda falan bile aslında ne kadar yumurtanın kabuğu ışık geçirmez gibi olsa da bayağı bir geçiriyor aslında. Gelişim sırasında dışarıdan bilgiyle gelen hayvanlarda Habenula o gelen bilgileri bir şekilde daha iyi proses ediyor. Yani nasıl diyeyim, kokuya da olsun, ışığa da olsun daha fazla akson geliyor bölgelerden. Ve evrimsel olarak baktığımız zaman da dediğim gibi mesela balıklarda böyle, kurbağalarda böyle, işte yumurtada gelişen hayvanlar, kuşlar ve sürüngenlerde falan da az çok böyle. Fakat memelilere geçtiğimiz zaman işler biraz karışmaya başlıyor.
Yani memeliler direkt ana rahminde geliştiği için mesela dışarıdan gelen bilgileri pek o kadar gelişim sırasında görmüyorlar, işlemiyorlar diyeyim. Daha böyle daha stable bir environment'da geliştikleri için dışarıdan gelen bilgiler çok fazla değil. Mesela koku falan memelilerde görülmüş bir şey değil. Işık bilgilerinin geldiği o ışık mesela hem balıkta hem memelilerde az çok var ama balık kadar değil mesela. Mesela bu arada şeyden bahsettim arkadaşlar. Slide'ların en başında www.yaksilab.com'a girerseniz makalelerimizi görürsünüz. 2004 yılındaki makalemizde şeyi gördük. Mesela gözleri olmayan mutant balıklara baktığımız zaman tıpkı insanlarda olduğu gibi normalde görsel bölgelerden gelen aksonlar habenula'ya geliyorken gözleri olmadan gelişen balıklara baktığımız zaman habenula'ya aksonlar gelmiyor. Sanki biraz daha böyle insana benziyorlar çünkü bilgiler gelmediği için. Peki bu öğrenmeyle alakalı bir şey mi? Onun cevabını veremeyeceğim çünkü yapmadık o deneyleri. Elbette ki hani dışarıdan gelen bilgilerin bilhassa da habenula'nın öğrenmeyle ilgilen bağlantısını ya da stresle olan bağlantısını düşünürsek etkisi olacağını düşünüyorum. Ama o deneyleri yapmadığımız için de ona cevap veremeyeceğim. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Hocam Emine Aycan isimli katılımcımızın bir sorusu var. Lütfen. Ay sesim. Ben biraz bölüne bölüne izledim. Öncelikle teşekkür ederim. Yani sorum biraz saçma olabilir ama benim sorum şu, hani dediniz ya depresyondaki bireylerin o habulaydı sanırım. İşte bu hatırlamayla ilgili kısmının yapısı bayağı değişiyormuş. Hatta o yapıyı iyileştirdiğimizde depresyonda bayağı bir iyileşme vesaire görülüyor demiştiniz. Depresyondaki bir birey daha çok mu unutuyor yoksa daha çok mu hatırlıyor? Yani o bozulma ne çeşit bir bozulma, onu merak ettim. Evet. Bir kere biz yapmıyoruz insan deneylerini. Yani ben kesinlikle insanlarla çalışmıyorum. Bahsettiğim deneyler Heidelberg'te Alexander Sartorius denen bir doktorun yaptığı deneyler. Yani dediğim gibi biraz hatırlatmak gibi olursa ya, insanlar da habenula bölgesindeki aktivitenin artışının genel olarak depresif bozukluklarda bir bağlantısı olduğu düşünüyor. Yani bu gayet iyi korelasyonlar var diyeyim. Habenula'da ne kadar, yani depresif hastalara baktıkları zaman habenula'da belli bir artış var. Ve dediğim gibi bu mesela habenula'yı stimüle ettikleri hasta mesela direkt birkaç tane intihar hatta girişimi olan bir hasta. Ve şey yapıyorlar, habenula'ya bir elektrot yerleştiriyorlar. Gerçekten yani bir şekilde izin alıyorlar, nasıl diyeyim, hastaneden, etik kurullardan falan. Bu bölge habenula'yı stimüle ettikleri zaman, ki bu işte stimulation elektrotların çoğu aslında aktiviteyi arttırmıyor, azalıyor. Ne yaptığı da pek bilinmiyor aslında. Yani bu kadın bir anda kendini iyi hissediyor. Yani bu da demek oluyor ki bir şekilde yani bir bağ var kesinlikle, o kesin. Fakat bu bağın fonksiyonuyla olan bağlantısı çok da iyi anlaşılmış değil. Yani tahmin edebileceğiniz gibi insanlarda işte psikolojiyi çalışmak çok da zor değil. Ama bu balıklarda çalışan mesela fonksiyonları çalışmak çok zor. Yani habenula beynin tam ortasına böyle ulaşması falan çok zor bir bölge. Ve bir mesaj almanızı istiyorum. Dediğim gibi habenula'nın ismi habenula, bir çekirdek. Ama baktığımız zaman aslında birçok değişik fonksiyonel hücrelerin bir araya koyulmuş hali olduğunu düşünürsek, hani insanlarda ölçüm metotları ya da stimülasyon metotları çok yüksek çözünürlüklü olmadığı için ölçerken bile habenula diyorsunuz, bir tane pikselin aktivitesini ölçüyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi burada habenula dediğiniz aslında çekirdek, değişik değişik moleküler grupların olduğu, değişik değişik fonksiyonel grupların olduğu. Yani bu yapılan ölçümler insanlardaki habenula'nın fonksiyonunu, bu depresif bozukluklarla olan bağını böyle bir araya getirmek için çok da uygun deneyler değil aslında. Şeye bakıyoruz biraz, balıklarda mesela hayvanı işte korkuttuğunuz zaman biraz hani depresyon, yani etik olarak pek biz çalışmak istemiyoruz laboratuvarımızda, ama mesela korku daha kısa süreli bir şey. Yani çok hafif, mesela işte dediğim gibi titreştiriyorsunuz mesela hayvanın durduğu şeyi, akvaryumu. Biraz bir süreliğine korkuyor ve bu 10-15 dakika falan sürüyor hayvanın rahatlaması, bu küçük şey korkuttuğun zaman. O sırada habenula'daki aktiviteye bakıyoruz bugünlerde. Yani ne kadar değişmiş, ne kadar değişmemiş. Bu deneylerin daha sonuçları çok kesin olduğu için bir şey diyemeyeceğim ama kesinlikle mesela dediğim gibi en başta hayvanı azıcık korkuttuğumuz zaman hemen habenula'nın belli bir bölgesi, ama her yeri değil, sadece belli bir bölgesindeki aktivitenin arttığını görüyoruz.
Ne kadar soruna cevap verdim bilmiyorum ama dediğim gibi insanlarla çalışmadığımız için çok da hani yorum yapmak istemiyorum bilmediğim konularda. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi de chat üzerinden bize iletilen iki soru daha var. Tamam. Beyza Songur adlı katılımcımız. Hocam Habenula'yı aktive ederek bir antidepresan ilaç yapabilmek mümkün mü insanlar için? Diye İnsanlar için bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biz balıklar için çalışıyoruz. Balıklar için bir antidepresan olur mu diye sorarsanız. Olur, çünkü aslında insanlarda çalışan antidepresanlar balıklarda da çalışıyor. Mesela bahsetmedim bugün ama işte mesela insanlarda çalışan antidepresan ilaçlar, mesela fluoxetine, buspirone denen, bir tanesi Prozac, öbürünün piyasa ismini tam hatırlamıyorum da. İkisi de serotonin sistemine mesela şey yapan, etkileyen ilaçlar. Direkt mesela insanlara verdiğiniz zaman süper mutlu oluyorlar. Değil mi? Depresyon gidiyor. Balığa verdiğiniz zaman hani en başta bahsettiğim işte korku falan, hani deri kokusu verince korkuyor. Tamamen ortadan kalkıyor. Mesela balığı alıp mesela yeni bir ortama koyduğun zaman ilk yaptığı şey korkar, akvaryumun altına gider. Bir süre sonra alışır, böyle her yeri gezmeye başlar. Antidepresanı verdiğiniz zaman balığa hiç kafası rahat, böyle umurunda değil, her yere gidiyor falan. Yani öyle sarhoş falan da değil. Korkmuyor mesela. Yani o şey yok, anziyete yok. Peki Habenula'ya spesifik yapabilir mi? İşte dediğim gibi az önce biraz bahsettim. Hani belki biraz nasıl diyeyim, nerdy oldu ama hani metabotropik glutamate reseptörler dedim ya bir soruya cevap verirken. Şey gördük mesela, bir tane metabotropik glutamate reseptörü etki eden ilaca baktığımız zaman beynin hiçbir yerine etki etmiyor. Sadece Habenula'ya ettiğini gördük. Yani ilginç bir şey. Hani bu insanlarda ilaç olur mu? Bir gün bilmiyorum. Ama mesela ilginç bir farmakolojik bir reseptöre nasıl diyeyim, hedeflediğimiz zaman Habenula'yı spesifik olarak aktivitesini arttırabiliyoruz ve azaltabiliyoruz da. Bu da hani ilginç bir, nasıl diyeyim, clinical bir trial için ilginç bir şey olabilirlerdi. Ama dediğim gibi hani ben biraz balık psikolojistiyim diyeyim yani. Balıkları antidepresif hale getirebiliyoruz ama insanlara ne kadar etkisi olur tabii bilmiyoruz. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Yani. Diğer bir soruda Abdullah Uygun adlı katılımcımız. Habenula'nın hipokampus veya ya da lateral ventriküler üzerinde aktivitesi kontrol edilerek nörogenez tetiklenebilir mi diye sormuş. Vay, çok güzel bir soru bu ya. Şöyle diyeyim. Bunu aslında, buna benzer deneyler yapan insanlar epey bir var. Şeyde çok bakıyorlar mesela, memelilerde, sıçanlarda falan. Mesela Habenula'nın lateral hypothalamus ve hipokampusu aktivitesi etkisi yok. Direkt olarak yok. Çünkü Habenula'nın bağlantılarının gittiği yerler işte beynin ventral tegmental area, raphe denilen bölgeleri, ama o bölgeler yine nasıl diyeyim, beyni aslında şey gibi, biraz böyle loop gibi düşünebiliriz. Yani şey değil, beyin bilgi geliyor ve hayvan davranış veriyor falan değil. Aslında baktığın zaman beyinde her şey birbiriyle bağlantılı. O yüzden Habenula'nın direkt olmasa da indirekt olarak lateral hypothalamus ve hippocampus'la bağlantısı var. Ve hatta mesela farelerde baktığınız zaman hippocampus ve Habenula birbiriyle gayet senkronize. Balıklarda da öyle zaten, bahsettiğim gibi hani en başta senkronize baktığımız zaman. Biz lateral hypothalamus'a bakmadık ama bakanlar var mesela, sıçanlarda falan. Ve gerçekten o da lateral hypothalamus Habenula'ya direkt bağlantı veriyor. Bu balıkta da böyle ama bizim deneyimiz değil, başka bir laboratuvarın deneyim. Teşekkür ederiz hocam. Bülent Tan Doğan adlı katılımcımız da şunu sormuş. Zebra balıklarında epilepsi çalışmak kolay mı? Ha, evet. Arkadaşlar bir saatlik daha sunumum var. Anlatayım istiyorsanız. Yok, şaka ediyorum. Ama vallahi sunumum var aslında. Zebra balıklarında epilepsi çalışıyoruz aslında. Grubumuzun küçük bir kısmı diyeyim. Yani küçük işte 3 kişi falan epilepsiye bakıyor. Bu sene biraz daha artacak herhalde. Çünkü 2 tane daha doktor öğrencimiz gelecek laboratuvara. Bakıyoruz evet epilepsi hastalığına, zebra balıklarında. Şöyle, benim amacım şeydi, hani en başta bahsettim ya, böyle işte matematiksel metotlarla sinirlerin aktivitesini ölçüyoruz falan, biçiyoruz dedim. Acaba şey demiştik o zaman, hani bir hastalığa baktığımız zaman yeni bir şey öğrenebilir miyiz hastalık hakkında, ki gerçekten hani epilepsinin sadece sinir hücrelerine bakarak açıklanamayacağını anladık o deneyler sırasında. Bugün göstermedim ama şeyi fark ettik, yani beyine baktığımız zaman hep sinirler falan diyoruz ama aslında beyinde çok fazla sinir hücresi olmayan hücreler var. Hatta sinir hücrelerinden daha çok olan hücreler glia hücreleri. Yani beynin böyle şimdiye kadar tutkal diye düşündüğümüz hücreleri. Ve şeyi fark ettik mesela, epilepsi hastalığında bu glia hücrelerinin krize girmeden önce ne kadar önemli olduğunu ve krize girmeyi engelleyebileceklerini gördük.
Aslında iki hafta önce yeni bir makalemiz yayınladı. Laboratuvarın web sitesine girerseniz bu gli hücrelerindeki glutamat, yine hani hep glutamata geliyor görüyorsunuz. Glutamatı sinir hücrelerinden alıp hani ortadan böyle nasıl diyeyim sünger gibi emen reseptörler var. Glutamate transporter denen gliyalara özel bir reseptör bu. Transporter. Ve onları mutasyona soktuğumuz zaman da mesela direkt hayvana epilepsi krizleri geldiğini gördük. Ve şeye bakıldığı zaman insanlarda da aynı genin insanlarda olan bazı mutasyonların epilepsiye yol açtığını gördük. Mesela ilerideki çalışmalarımızda biraz şu işte glutamatın ve gliyaların epilepsiye ne kadar katkısı olduğu diyeyim ya da epilepsinin önlenmesinde nasıl kullanabileceğini araştırmaya çalışıyoruz. Bu sene yeni bir araştırma fonu yazdım. Bakalım çıkarsa umarım o tip çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir soru da Türkiye'de zebra balıklarıyla çalışmak için hangi merkezleri önerirsiniz? Vallahi zebra balığı fasilitesi olan her yeri öneririm herhalde. Ama hani benim yakından tanıdığım mesela Ankara'da zebra balığı çalışan Özlem Hoca var. Özlem Konu. İşte Michel Hoca var, yine o da Bilkent'te. Bilkent'in mesela iyi bir zebra balığı fasilitesi var. İzmir'de İBG'de Güneş Özhan, Gülçin Hoca, onların zebra balığı fasiliteleri var. İstanbul'da da Boğaziçi'nde Stefan Fuss zebra balığı fasiliteleri var. Ve hatırladığım kadarıyla Koç Üniversitesi'nde de herhalde medikal fakültede zebra balığı fasiliteleri var. Yani mesela şeyi düşünmüştüm arkadaşlar, hani biraz kariyer amaçlı da belki düşünebilirsiniz. Ben mesela hani zebra balığı biraz çalışmam, nasıl diyeyim, hani tesadüfler sonucu olmasına rağmen çok mutluydum ben zebra balığı çalışmaktan. Hatta daha sonra sirke sinekleri de çalıştım ben Boston'dayken, postdoc yaparken. Çünkü mesela sirke sinekleri de olsun, zebra balığı da olsun, farelere ya da diğer hani model hayvanlara göre çok daha ucuz çalışması. Yani maliyetleri çok yüksek olmadığı için bazı avantajları var. Hani canlı hayvanda çalışıyorsunuz ve çok yüksek harcamaları olmadığı için aslında genel olarak tavsiye ederim. Bilhassa eğer planınız, atıyorum mesela işte yurt dışına gittiniz ya da Türkiye'de bir şeyler öğrendiniz, sonra bir sebebi yurt dışına gittiniz ama ileride Türkiye'ye dönmek istiyorsanız, benim kafamda oydu yani. Sirke sineği çalışırsam bayağı ucuza işler yaparım diye düşünüyordum. Zebra balığı için de aynı şey geçerliydi. Yani mesela şeye baktığınız zaman işte herhalde belki bir kısmınız görmüştür. Hücre kültürüyle falan çalışan bayağı bir insanlar var. Çok güzel işler yapıyorlar ama baktığınız zaman hücre kültürü çok pahalı bir metot. Zebra balıkları mesela çok daha ucuz. Sirke sinekleri çok 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 daha ucuz. Yani inanılmaz ucuz. Ve inanılmaz güzel çalışmalar da yapılabiliyor hem sirke sineklerine hem zebra balıklarına. Mesela iki sene önceydi sanırım uykuyla ilgili olan bir Nobel ödülü, sirkeye denir isimlerle ilgili olan, direkt sirke sineklerinde yapılan çalışmalar sonucu alınan bir ödül. Yani umarım günün birinde biriniz onu Türkiye'ye de getirir. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Son bir sorumuz daha var. Konferansla ilgili. Habenula ile rüyalar arasında bir bağlantı olabilir mi? Balıklar rüya görebilir mi? Şimdi balıkların uyuduğu biliniyor arkadaşlar. Yani uyuduğu derken uyku ne? İşte hani belli bir hareketsizlik durumu, gece ışıklı olan falan, bunlar var. Yani balıklar kesinlikle uyuyorlar. Hatta uyutmadığınız zaman mesela gecenin yarısı ışıkları yakıp uyandırabiliyorsunuz da balıkları. Onu uzun süre yaparsanız da şeye de giriyor. Hani tıpkı insanlarda olduğu gibi, şimdi ben her akşam Umut'u arasam böyle bir hafta boyunca, Umut herhalde bir hafta sonra artık böyle iyice yorgunluk haline gelir. Nasıl diyeyim, böyle psikolojisi bozulur falan diye düşünüyorum. Balıklarda da böyle, yani sürekli uyandırırsanız öyle bir şey var. Bu da demek oluyor ki uyku var balıklarda. Rüya görüyorlar mı? Bunu yanıtlamak tabii biraz daha zor. Elbette ki balıklar da uyurken beyinde bayağı bir aktivite var. Az çok gördüğünüz aktiviteye de benziyor. Hatta bilhassa Habenola'nın aktivitesinin günlük mesela uyku ve uyanıklık sırasında bayağı bir değiştiği gözlemlenmiş memelilerde, farelerde. Büyük ihtimalle onunla da bağlantısı var. Ama hani rüyayı tanımlamak çok da kolay bir şey değil. O yüzden onu hani direkt rüya görüyor biraz zor buna yanıt vermek. Fakat uyku var ve uyku sırasında beyinde bazı aktiviteler var. Bunu rüya olarak tanımlayabilir miyiz bilmiyorum. Rüya bilimci de olmadığım için pek hani ona direkt yanıt veremeyeceğim. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Konferansla ilgili sorular bitti hocam. Tamam. Ama
kişisel yani kariyerle ilgili bir soru sorulmuş. Tamam. Onu istiyorsanız okuyayım. Tamam. Türkiye'den arkadaşlar yani eğer sorularınız olursa onları da yanıtlamaya, daha genel soruları da yanıtlamaya çalışırım. Hocam Türkiye'den laboratuvarınıza lisans öğrencileri stajyer olarak kabul ediyor musunuz diye sormuş birisi. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Fakat şöyle Norveç'e nasıl diyeyim? Direkt stajyer gelmeye izin vermiyor üniversite. Tek stajyer alabilme imkanımız Dilara da dinleyiciler arasında var bilir. Mesela Erasmus programı. Erasmus'u o yüzden kesinlikle kaçırmayın. Bu sene mesela ODTÜ'den Buse gelecek umarım Erasmus'u eğer çıkarsa. Yani şöyle Erasmus'un en büyük avantajı bir kere elbette ki mali destek ama mali destekten öte şey çok önemli. Yani Erasmus size şey veriyor, nasıl diyeyim, bir statü veriyor. Yani mesela şimdi şöyle diyeyim. Şimdi mesela işte hep Umut'a örnek verdim. Bu sefer Esin'den verelim. İşte Esin mesela kalkıp gelse tamam mı? Üniversite burada şey diyor. Ya sen kimsin? Nereden çıktın falan. Yani hani üniversiteye belli bir bağınız olmuyor. Fakat Esin Erasmus'a başvursa ondan sonra Erasmus programıyla geldiği zaman hem Erasmus'un biraz tabii mali desteği oluyor. Ama dediğim gibi mali destekten öte Esin direkt olarak bizim üniversitenin öğrenci işlerine bağlan. Yani direkt normal bir öğrenci oluyorsun burada. En büyük vize işleri için de kolaylık oluyor. Laboratuvarda çalışırken mesela sigortanın statüsü falan da değişiyor. O yüzden kesinlikle hani sadece bizim laboratuvarımız için değil arkadaşlar. Her türlü Avrupa'da exchange için falan Erasmus'u kesinlikle çok öneririm. Yani kesinlikle kaçırmayın. Bu arada bu senenin deadline'ı geçti. Yaklaşık bir hafta önce falandı. Yani mesela geçen hafta bir öğrenci kontağı girdi benimle. İşte hocam işte staj falan dedim. Yani kusura bakma bu sene geçti. Hani bir sene yani sanırım Mart ayında deadline'lar onun. O yüzden hani eğer öyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle biraz daha erken karar verip biraz daha erken ne alın. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hani şimdi staja geldi konu. Mesela şeyi görüyorum bazen insanlar işte birinci sınıftan, ikinci sınıftan staja yurt dışına. Tabii güzel bir şey olabilirsin ama benim genel olarak tavsiyem stajınızı hani eğer yurt dışında yapabilecekseniz üçüncü sınıfa falan kaydırmanız eğer mümkünse. Çünkü birinci sınıfta çok da bir şey bilmiyorsunuz. Yani laboratuvarda pipet tutmayı bile bilmiyorsunuz açıkçası. Yani çoğu insan bilmiyor diyeyim. Hani yurt dışındaki tecrübeden çok bir şey kazanmıyorsunuz. Fakat mesela üçüncü sınıfta staja gelen öğrenciler hem daha üretken oluyor hem daha ürettikleri için daha çok şeyler öğreniyorlar. Ve de şey de var yani mesela gelen birkaç tane öğrencimiz makalele falan da yani makalede yazar olarak falan da hani katkıda da bulundu öyle diyeyim. Yani bu inanılmaz bir şey insanın CV'si için bir makalede isminizin olması hele de bir stajdan. Bunu yapabilmek için de biraz hem bilimsel olarak olgunlaşmak gerekiyor. Yani bilgilerinizin daha gelişmiş olması gerekiyor. Biraz teknik olarak da yetenekleriniz az çok gelişirse daha çok faydalanacağını düşünüyorum. Ben mesela şey yapmıştım birinci ve ikinci sınıfta. Mesela birinci sınıfta gittim Ege Üniversitesi'nde mesela İzmirliyim ben. Orada bir şeyler yaptım. Yani işte yani gittim işte atıyorum şey yapıp bakıyorduk bir hastalarda bir gene falan bakıyorduk. Ondan sonra ikinci sınıfta daha değişik bir yani illaki birinci sınıftan ya da ikinci sınıftan yurt dışına staja gitmektense ben şey diyorum eğer zamanınız varsa eğer imkanınız da varsa elbette ki yani tabii mali durumlar zor oluyor ama atıyorum mesela Esin işte nerelisin Esin sen? Ankara. Ankara tamam senin kolay işin de yani mesela yazın eve gittiniz Ankara'dasın yani Ankara'da hani gidip bir laboratuvarda mesela bir iki ay çalışıyor bile olsan CV'nin için çok güzel görünüyor. Yani diyorsunuz abi yani bu insan gerçekten biraz bir şeyle ilgilenmiş. Yani tabii ki herkesin uygun olmayabilir işte ailesel durumu olabilir, hayatı uygun olabilir ama eğer fırsatınız olursa biraz bir tecrübeniz, araştırma tecrübeniz olursa bilhassa da sonra zaten derslerde de hani laboratuvarlarınız olduğu için iyice gelişiyor. O yüzden mesela 3. sınıfın yazı staj için bence çok güzel bir zaman. Hatta ben 4. sınıfta da yani 3. sınıfın yazında yurt dışına staja gittim. Ondan sonra 4. sınıfın yazında da staja gittim. Yani ikisinde de gittim. Şey oldu yani nasıl diyeyim? Ya CV'nizi geliştiriyorsunuz öyle diyeyim. Ve yurt dışı tecrübesi olduğu zaman şeyin de faydası var. Yani işte diyorsun aha tamam bu adam. Çünkü şey de var yani yurt dışına çıktığı zaman herkes de adapte olamıyor. Yani çok da kolay değil herkes için. Bazı insanı çok da negatif de etkileyebiliyor. En azından hani yurt dışı tecrübenizi staj zamanında da gösterebilirseniz ileride atıyorum master ya da doktora başvurularınızda da faydası olacağını düşünüyorum.
Evet. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olmayan olan yoksa yavaştan bitirelim isterseniz. Tamam. Hocam ben kısa bir soru sorabilir miyim? Tabii lütfen. Laboratuvarınızda multidisipliner anlamda hangi alanlara, hangi kişilere ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunu merak etmiştim. Pelin, konuşmamın başında gördün mü laboratuvarınızdaki elemanları gösterdim. Çalışan öğrencileri falan. Hocam başı kaçırdım. Kusura tamam. Bakmayın. Yani bizim laboratuvarımızda mühendisler de var, fizikçiler de var, matematikçiler de var, doktorlar da var, psikolog da var bir tane. Ama çoğunluğu diyeyim yani yarısına yakını biyoloji bölümünden geliyorlar. Yani işte az çok herhalde sizin gibi olduğunu düşünüyorum. Ya ben de sonuçta moleküler biyoloji okudum. Fakat şeyi tavsiye ederim yani yine en başında bahsettim Pelin. Aklınızda olsun. Yani illaki sadece bizim laboratuvarımız için değil. Özür dilerim. Umarım gerçekten bunu çok ciddiye alırsınız. Çünkü bence çok önemli. Yani her türlü bilim dalı çok şey olmaya başladı. Data, nasıl diyeyim, dataya odaklı. Data toplamak da eskisi kadar zor değil. Yani daha böyle computational falan olmaya başladı işler. Yani atıyorum işte Umut moleküler biyoloji okudu ama Umut'un gideceği laboratuvarda sadece işte klonlama yapmayacaksınız büyük ihtimalle. Single cell transkriptomik de yapacaksınız. Binlerce transkriptomu ölçüp onları analiz etmeniz falan da gerekiyor. Ve göreceksiniz yani şu an eğer biraz daha böyle computational skill'lerinizi geliştirebilirseniz, işte atıyorum biraz matematiğinizi biraz geliştirirseniz, mesela linear algebra falan olsun. Ama şey de mesela, ben şeyi çok pişmanım mesela, ODTÜ'deyken yani çok ben bilhassa doktoram falan zaman da şey diyordum, yani nasıl olur da ben MATLAB almamışım? Yani hemen ODTÜ'de yan tarafta matematik bölümünde inanılmaz güzel MATLAB dersleri veriyorlar. Şimdi Python denen diller falan da var. Yani ve bunu sonradan bilmek çok zor. Öyle diyeyim gerçekten yani. Çünkü kendi kendinizi öğrenmeye başlıyoruz, çalışıyoruz. Ki mümkün yani ben kendi kendimi öğrendim. Tabii ki iyi arkadaşlarım vardı bana yardımcı olan, öğrenmemi işte sağlayan. Bizim laboratuvarımızda da genelde böyle oluyor yani. İnsanlar gelip de öğrenebiliyor programlama dillerini. Fakat birazcık hani background'la gelirseniz çok faydası olacağını düşünüyorum. Yani öyle bir, yani önemini anlatamam. Yani sinir bilimde olsun, kanserde çalışsanız şey böyle birazcık programlamayla gelirseniz çoğu yer için, sadece bizim laboratuvarımız için değil, çok daha böyle attractive, nasıl diyeyim, çekici öğrenciler olacağınızı düşünüyorum. Ve bunu da geliştirmenin en kolay fırsatı direkt yani bunu undergrad sırasında yapmak. Çünkü diyorum mesela işte Pelin, sen diyelim Almanya'ya gittin mesela master'a falan. Ya Almanya'da derslerin çoğu Almanca. Yani master öğrencisiyken çok da kolay alamıyorsun bu hani seçmeli dersleri. Sonra da öğrenmesi çok zor. O yüzden fırsatınız varken programlamanızı gerçekten geliştirin. Güzel tarafı da sadece hani doktora da falan laboratuvar bulurken değil, dediğim gibi daha sonra bir kısmınız belki yurt dışında kalacak, bir kısmınız Türkiye'ye dönmek isteyecek. Daha çok böyle computational biology yapan insanlar dünyanın her yerinde yapabiliyor bu işi. Yani çok da para gerektirmeyen bir şey aslında. Data banklarımız var. Bir de Türkiye'nin bir avantajı da şey, hani nasıl diyeyim, genetik olarak böyle hani aslında rare disease denilen bayağı şey var. Nasıl diyeyim, az görülen hastalıklara da böyle belli popülasyonlarda bakmak çok mümkün. Biraz İskandinavya'da da böyle çok fazla nasıl diyeyim, bunu yapan insanlar var Türkiye'de ve hani biraz bioinformatik olarak falan baktığınız zaman çok fazla aslında ilgilenebileceğiniz data var. Ki açıkçası günün birinde şey bile deseniz, ya ben artık bilimle ilgilenmiyorum, biraz programlayabilirsiniz, Google'a bile girersiniz yani, onu size söyleyeyim. Yani şey, piyasa değerinizi çok arttıracağını düşünüyorum programlama bilginizin. Hocam teşekkür ederim. Aslında bu soruyu sormamın asıl sebebi bize bu sene Python dersi açılmış. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflara. O yüzden bir sizin de fikrinizi öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim. Harika olmuş. Kesin, yani harika olmuş. Ama dediğim gibi sadece Python'la kalmayayım. Tabii Python'un avantajı bedava olması. MATLAB'de öğrenebiliyorsanız öğrenin. Hatta mesela C++ bile hani belli sistemler geliştiriyorsanız avantaj olabilir ama Python bile öğrenseniz gerçekten ben sizin için çok büyük bir plus olduğunu düşünüyorum. Artı olduğunu düşünüyorum. Merhaba hocam. Çok güzel bir sunumdu. Yani hiç bitmesin istedim. Çok teşekkür ederim bunun için öncelikle. Sağ ol. Ben de moleküler biyoloji ve genetik öğrencisiyim ve sinir bilime ilgi duyuyorum. Bu alanda da çalışmak istiyorum.
MATLAB ve Python dışında, programlama dışında psikolojiden veya kimyadan almamız gereken dersler var mı? Başka hangi alanlara yönelmeliyiz? Onu soracağım ilk olarak. İkinci sorum da not ortalamasının yurt dışında veya sinir bilim alanında ne kadar önemli olduğu. Buna mı yönelmeliyiz, yoksa daha çok deneyim ve laboratuvar üzerine mi gitmeliyiz? Valla arkadaşlar, ikisi de. İkinci sorunu önce yetleyeyim mi? Notun da önemli olduğunu düşünüyorum. Deneyimin de elbette önemli olduğunu düşünüyorum. Ya açıkçası sizi hani diğerlerinden ayırabilecek ne varsa hepsinin önemi var. Yani notun da önemi kesinlikle yok değil. Ama hani illaki de 4.00 olması da şart değil. Yani ben bitirdiğim zaman mesela 3.40 falan mı, 3.47 miydi, öyle bir şey şimdi hatırlamıyorum da o civarlardı yani. 3.30 değildi yani. Yani herhalde kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Biraz tecrübe de edinin, notlarınızı kesinlikle düşük tutmayın. Ya bir de şey var, elbette ki insanlar mesela, bilmiyorum yüzde kaçınız ODTÜ'de bugün, ama yani ODTÜ'yü biliyorlar insanlar. ODTÜ'nün iyi olduğunu da biliyorlar, ama bilmeyen de çok var yani. O yüzden hani notlarınızı yüksek tutmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. İlk soruyu hatırlayamadım, bir saniye. Hatırlatırsan lütfen onu da cevap vereyim. Ha, hangi derslerdi değil mi? Evet, programlama dışında. Ya biraz hangi alana ilgi duyduğunuza da bağlı. Hangi alana ilgi duyduğunuz da açıkçası çok da bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle bir şey de var. Ben mesela undergrad'ken virüs falan çalışmak istiyordum. Evet, çalışsaydım mutlu olurdum, ama sinir bilimde çok güzelmiş yani. Bilmiyordum mesela, sinirçi bilim çalışan yoktu. Undergrad'ken mesela Gürdal Alaaddin Hoca vardı, oğlu hoca vardı. Çok hani nasıl diyeyim, ilginç gelmişti. O yüzden virüsler önermişti. O yüzden çok da limit tutmayın diyorum. Ama hangi alanlarda faydası olur? İşte programlama dışında, hani ben şöyle baktığım zaman işte şunu da öğrenseymişim falan. Eğer sinir bilimse biraz hani elektronik optik alanları falan da ilginç olabilir. Bayağı mesela optik çok kullanılan bir şey mikroskopide falan. Hani o açıdan belki fizik ya da elektronik mühendisliğinden bazı dersler ilginç olabilir. Eğer dediğim gibi sinir bilim çalışmak istiyorsanız. Ama mesela biraz daha işte farmakolojiyle ilgileniyorsanız ya da atıyorum nasıl diyeyim, yani moleküler düzeyde bir şey çalışıyorsanız eminim ki hani organik kimyanın falan da faydası olur, ama benim kendi alanım olmadığı için çok da bir şey diyemeyeceğim. Ama hatırlıyorum mesela ODTÜ'de Hüseyin Avni hocamız vardı, işte nörokimya falan anlatan, orada elbette ki kimyanın faydası olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi ben geriye baktığım zaman en çok istediğim, yani keşke yapsaymışım dediğim şey programlamaydı. İkinci olarak da büyük ihtimalle işte böyle optik, elektronik tarzı şeyler biraz daha bana faydası olabilirdi diye düşünüyorum. Sinir bilimi. Hocam zamanınız varsa iki soru daha geldi chatten. Lütfen lütfen arkadaşlar, yani çok yapmıyoruz bunu. Bir de optik için ekstra zamanım ayırırım yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hocam Beyza Songuratlı katılımcımız şeyi sormuş. Yabancı dili iyi öğrenmek için ne tavsiye edersiniz diye sormuş. Yani pek bir şey diyemeyeceğim o açıdan. Yani elbette ki yani eğer zaten ODTÜ'deyseniz büyük ihtimalle dilinizin fena olmadığını düşünüyorum. Ama şey oluyor yani, şuna gittiğiniz zaman önce bir iki yıl falan böyle bir başınız ağrıyor. Yani sürekli İngilizce konuşmak çok da kolay değil. Ama alışıyorsunuz. Yani o yüzden bir şekilde yurt dışına gittiğince öğrenebiliyorsunuz. Ama şu da var yani, illaki nasıl diyeyim, eğer diliniz çok iyi değilse sizi çok yavaşlatıyor. Yani o da var. Mesela çok zeki bile olsanız, o hani düşündüklerinizi komünike edemiyorsanız başka bir dilde, değerinizi anlayamayabiliyor insanlar. O yüzden hani gitmeden ne kadar iyi hale getirirseniz, eğer yurt dışına giderseniz o fırsatlardan daha iyi değerlendirip kendinizi daha iyi de göstereceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir soru da Eylül Er adlı katılımcımızdan. Peki sinir bilimde daha çok kullandığınız programlama dili var mı, ya da sizin önerdiğiniz R, Python gibi? Evet, evet. Yani mesela biz laboratuvarda daha çok MATLAB kullanıyoruz. Çünkü üniversitede olduğumuz için bizim için ücretsiz. Ama şu an yani Python bayağı bir kullanan var. R da kullanan epey bir var. Bir de şey var yani, hani açıkçası birini biliyorsanız öbürünü öğrenmeniz de çok zor değil. Yani az çok hani nasıl diyeyim, İngilizce biliyorsanız Almanca öğrenmek çok da zor değil. Çünkü az çok grameri falan aynı. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tanesini bile öğrenseniz bayağı iyi işler yapacağını düşünüyorum. Herhalde bugünkü aklım olsa Python'dan başlarım. Çünkü bayağı bir kişi Python kullanıyor.
Teşekkür ederiz hocam. Bülent Tandoğan adlı katılımcımız da şey demiş. Teknik işler, lab yöntemleri, bilgisayar programlama derken bilimden uzaklaşmamak lazım. Bilim yöntemi ve felsefesini öğrenmek gerekiyor. Emre Hoca'nın bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum demiş. Vay. Gerçekten şu ayaklarımızdan tuttu, öyle yeryüzüne indirdi bizi. Öyle değil. Ya, elbette, kesinlikle dediği doğru. Yani bilim felsefesinden çok ben bilim ahlakından başlasak derim, daha doğru olur. Çünkü bilim ahlakı derken de insan bazen hani nasıl diyeyim, çok da kolay bir şey değil. Yani belli bir hipoteziniz var değil mi? İşte ben biraz hani bahsettim belki ama ben laboratuvara ilk başladığım zaman işte bu Habenola'da çalışacağım falan diyordum. Ondan sonra belli de bir hipotezim vardı. Yani şey diyordum, işte Habenola şunu yapar, bunu yapar falan. Ve ilk baktığımız şey çalışmadı yani. Çok da kolay bir şey değil. Yani çünkü bütün nasıl diyeyim, kariyerinizi böyle şey yapıyorsunuz, kuruyorsunuz onun üstüne ve bazen umut ettiğiniz şey çalışmıyor. Ama aslında şeyi de görüyorsunuz, o beklediğiniz şey çalışmadığı zaman demek ki çok daha ilginç bir şey var onun ardında. O da var. O da güzel bir şey. Ve o ilginç şeyi bulduğunuz zaman, ki benim için mümkün oldu, ne kadar yani inanılmaz heyecan verici bir şey. Çünkü hiç tahmin etmediğiniz bir şeyi keşfetmiş oluyorsunuz. Yani kesinlikle bilim felsefesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle diyeyim, benim böyle formal olarak bilim felsefesi eğitimi almadım. Alsa mıydım bilmiyorum. Hani nasıl diyeyim, hani balığa toprağı anlatmak gibi bir şey değil mi? Yani almadığım için o dersin size ne kadar faydası olacağını değerlendirmem mümkün. Kolay değil diyeyim en azından. Fakat şu da var, dediğim gibi ben bilim felsefesi önemli olduğunu düşünüyorum ama bilim ahlakının bence bilim felsefesinden daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyde olduğu gibi ahlak bence direkt her şeyin üstünde geliyor az çok. Teşekkürler hocam. Son bir tane daha soru var. Abdullah Uygun sormuş. İTÜ'nün yurt dışındaki prestijin nasıl gözlemlediğiniz kadarıyla son zamanlarda dünya genelindeki sıralamasının düşmesi öğrencinin kabul almasını nasıl etkiler? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok da nasıl diyeyim, İTÜ'yü böyle bilerek takip etmediğim için bu soruyu çok kolay yanıt veremeyeceğim. Fakat şey var yani, hani nasıl diyeyim, yurt dışından baktığımız zaman genel olarak Türkiye'den gelen öğrencilerin iyi bir reputation'ı var olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim, yani sonuçta Türkiye böyle competitive bir culture değil mi? Yani hepiniz yıllarca çalışıyorsunuz, üniversiteye giriyorsunuz. Yani çok çalışmaktan korkmayan bir grubuz diyeyim, milletiz diyeyim. Elbette ki hani kayıt taranlarımız da vardır arada. Ama genel olarak hani çalışmaktan korkmayan, bir de eğitim sistemimizin iyi olduğunu düşünüyorum. En azından iyiydi. Umarım hala da iyidir. Sizin zamanınızda da. Elbette ki hani aksaklıkları vardır ama ben şöyle diyeyim. Baktığım zaman Türkiye'den gelen öğrencilerin genel olarak hani bilhassa Türkiye'nin seçili okullarından gelen öğrencilerin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu düşünen tek de ben değilim. Hani genel olarak böyle bir reputasyonumuz var. Ama İTÜ'yü orada nereye koyarım onu bilmiyorum. Yani çok da nasıl diyeyim, hani çok da bakacaklarını zannetmiyorum. Yani nasıl diyeyim, işte İTÜ müymüş, şu muymuş, bu muymuş. Elbette ki sorarlar. Bana sorsanız evet, İTÜ Türkiye'nin sayılı okullarından biridir derim yani, o kesinlikle. Ama hani diğerlerinin ne düşünüyor bilmiyorum. Ama genel olarak Türk öğrencilerinin reputation, nasıl Türkçesine reputation'ın ün gibi diyebiliriz belki. Ün, bilindik. Evet, evet. Türkiye'den gelen öğrencilerin nasıl diyeyim, böyle bir ünü var demek biraz abartmak olur ama hani biliniyor insanlar. Yani Türkiye'den gelen öğrenciler genelde seçilmiş geliyorlar değil mi? Yani binde kaçlara giriyor, milyonda kaçlara giriyorsunuz. Çalışıyorsunuz yani, çalışmaya alışıksınız. Bir de şey de var yani, zorluklardan pes etmemek de aslında çok önemli bir nasıl diyeyim, özellik. Ve açıkçası ne kadar zeki olursanız olun, böyle çalışkan değilseniz ve zorluklardan hemen kolay pes ediyorsanız, ne yaparsanız yapın pek başarılı olacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Yani zeka en büyük özelliklerden biri değil diye düşünüyorum. Yani bunu defalarca kanıtlarını gördüm. Kendi laboratuvarımda da olsun, diğer laboratuvarlarda. Sadece zeka yetmiyor. Gerçekten hani biraz
kendinizden ne kadar verebildiğiniz, ne kadar fedakarlık edebildiğiniz, ne kadar çabuk ya da çabuk yılıp yılmadığınızın o kadar çok önemi var ki gerçekten. Bilhassa bilimde, ama sadece bilimde de değil, değişik alanlarda da. O yüzden onu da nasıl geliştirilir bilmiyorum ama bence Türkiye'den gelen insanlar olarak bu tip şeylere biraz daha alışırız. Yani çabuk yılmıyoruz. Nasıl diyeyim? Çünkü sürekli savaş içinde değil mi? Otobüse binerken bile savaşıyoruz yani. O bence güzel bir özellik. Onu kafanızda tutun diyeyim. Ben konuşurken bir soru daha geldi. Hemen onu da okuyayım izninizle. Lütfen. Hocam öncelikle merhaba. ODTÜ, İTÜ gibi üniversiteler dışında bir üniversitede okumak bazı konularda dilin Türkçe olması gibi dezavantajlar oluşturabiliyor. Alınan eğitimlerde farklılık gösterebiliyor. Bunlar yurt dışındaki bir üniversiteye başvurduğumuzda bizim için olumsuzluk meydana getirir mi? Arkadaşlar diliniz iyi olduktan sonra çok fark edeceğini zannetmiyorum. Yani dediğim gibi ODTÜ'yü falan biliyor insanlar. Evet, Bilkent'i de biliyor. Ama dediğim gibi yani böyle ne kadar farkı olduğunu mesela... Pardon, bana ses geldi. Size de geldi mi? Evet hocam. Tamam, şimdi gitti. Mesela Almanya'ya baktığınız zaman Almanya'nın en iyi üniversitesiyle en kötü üniversitesindeki fark o kadar fazla değil aslında. Yani mesela Türkiye'de çok farklar var değil mi? Bir sürü üniversiteniz var, işte çok iyiler de var, çok iyi olmayanlar da var, lise gibi yerler de var. Bilmiyorum var mıdır? Vardır herhalde yani diye düşünüyorum en azından. Mesela Almanya'da öyle değil. Öyle olmadığı için de insanlar onu pek anlamıyor diyeyim. Nasıl diyeyim? Yani çok böyle elit üniversiteler ya da ara üniversiteler ki şey de var yani mesela benim laboratuvarıma böyle ODTÜ, işte Bilkent, Boğaziçi'den olmayıp gelen inanılmaz başarılı öğrenciler var. Yani aklım hayalini duruyor. Yani mesela o öğrencinin diğer yerde okumamasının en büyük nedeni ailesinin çok da uzağa gitmemesini tercih etmesiydi değil mi? Yani olabiliyor, bazen oluyor insana. Ve yani bu öğrencimiz inanılmaz, o kadar başarılı bir öğrenciydi ki yani aklım hayalini durur. Ve makalede şimdi ismi çıktı yani. Olabiliyordu. İlla ki çok böyle nasıl diyeyim, ODTÜ, İTÜ tabii güzel ama olmasa da olur. En büyük farkı herhalde yabancı dil olduğunu düşünüyorum. Yani hani yabancı dilin tabii İngilizce olmasının avantajları var. Ama yine hani Türkçe eğitim veren yerde bile İngilizcenizin geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Ya yani bir de şey de var hani yabancı dilde eğitim gördüğümüz için hani ODTÜ'lü arkadaşların da öyledir. Bir dezavantajımız da var yani çünkü terimleri falan Türkçe bilmiyoruz. Bugün mesela gördünüz beni az çok çat pat anlatmaya çalıştım, umarım olmuştur ama hani keşke diyorsunuz Türkçe de öğrenseymişim yani bu terimleri, biraz daha geliştirmeye çalışıyorum şimdi. Daha ilerisi için faydası var tabii Türkçe eğitimi görmenin. Ama ilk başta hani o ilk adımı atarken tabii İngilizcenizin ya da yabancınızın diyeyim iyi olması önemli. Bir de şey tavsiye ediyorum arkadaşlar, hani nasıl diyeyim, elbette ki işte İngilizce konuşan bir yere gitmek güzel değil mi? İngiltere'ye gitseniz, Amerika'ya. Ama ben mesela Almanya'ya gitmiştim. Gayet de yani o kadar memnunum ki bu arada. Yani herkese de tavsiye ederim. Yani Almanya bir Türk öğrenci için olabilecek en iyi yerlerden biri. Master programları bursla geliyor çoğu. Çalışma imkanlarınız var. Türk olarak az çok adaptasyonunuz kolay. Yani bayağı bir Türk var işte, atıyorum. İllaki simit istiyorsanız gidiyorsunuz, buluyorsunuz. Hani illaki işte helal kesim et arayan varsa gidiyor, buluyor. Yani buluyorsunuz yani. Bir Türk olarak nasıl diyeyim, adaptasyonunuz biraz daha rahat oluyor. Türkiye'ye gidiş gelişleriniz rahat oluyor. O yüzden kesinlikle 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 hepinize onu çok tavsiye ederim. Almanya'nın bayağı bir şeyi var. Yani International Masters programları var. Yani DAAD'nin sayfasına girerseniz, DAAD.de girerseniz orada International Master programlarına baktığınız zaman çoğu zaten İngilizce. Epey bir kısmı bursla geliyor. DAAD'nin bursları var. Türk Eğitim Vakfı'nın bursuyla gitmiştim ben. Ve çok da memnunum yani. Yeni bir dil de öğrenme fırsatı oluyor ki zaten program İngilizceydi. Şey çok kolaydı mesela. Türkiye'ye gidip gelmesi falan da çok kolaydı. Mesela şeye gittiğiniz zaman atıyorum herhangi bir işte uzak bir yere gitseniz, mesela Singapur'a falan gitseniz orası da güzel ama gidip gelmesi falan kolay değil tabii ki. Ya açıkçası çok da limit etmenin bir anlamı yok ama ben kendi tecrübelerimden Almanya'dan çok memnundum master için. Daha sonra doktora ile kaldım orada. Hocam son olarak Eylül Yıldız sormuş. İsviçre gibi ülkelerde İngilizcenin yanında başka dilleri bilmenin de gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Yok hocam, yok. Ben gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani ilk adımınız için kesinlikle gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama bir süre sonra tabii fark ediyorsunuz hani yaşam için falan, adaptasyon için. Ama şu da var yani bilhassa ilk adımınız master ise zaten gittiğiniz 2 sene falan yani maksimum.
Yani illaki İsviçre'de falan kalmayacaksanız İsviçre'nin işte Fransızca ya da Almanca öğrenmenize çok da gerek yok. Ama doktoraya kaldınız, o zaman da gerekmeyebilir. Ama atıyorum işte postdoğunuzu yaptınız, hoca oldunuz değil mi? Asistan işte profesörsünüz falan ya işte Yardoç ya da Doç başladınız. O zaman tabii bekliyorlar. Öğrenciyken çok da beklenmiyor. Açıkçası İngilizceyle çoğu zaman idare edebiliyorsunuz. İsviçre'de öyle, Almanya'da öyle, Avusturya'da öyle. Belçika mesela, ben Belçika'da çalıştım. Belçika ve Hollanda onlar da çok rahat yani İngilizceyle. Ama tabii hani işte İtalya, İspanya, Fransa falan giderseniz orada büyük ihtimalle beklentiler biraz daha artıyor olabilir o değişiklikler için. Çok teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kabul ettiğiniz için ve bu güzel sunumunuz için. Hocam çok teşekkürler. Rica çok yardımcı ederim. Oldu özellikle son tavsiyeleriniz. Ben de not aldım özellikle yanlardan. Çok yardımcı oldu. Çok rica ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar benimle bu bağlantıya geçtiğiniz için. Ben de çok mutlu oldum hepinizle tanıştığımdan. Umarım günü birinde hani kişisel olarak da tanışırız. Hepinize başarılar diliyorum. İleride de hani böyle daha kariyer odaklı bir etkinlik falan yapmak isterseniz de mutluluk duyarım yine böyle sohbet etmekten. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Katıldığınız evet, için. Herkese çok teşekkürler. Rica ederim. Maskenizi takın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın hocam.